Başladık mı? Evet arkadaşlar, şu an başlamış gözüküyoruz. Başladık mı? Onu bir yazarsanız. Ses geliyor mu? Hepimizin sesi. Siz de konuşun isterseniz. Yanımızda iki tane konuk var. Aynen öyle. Biri Umut Utku Erşence, Diğeri de Ege Tuna Öktem. Ya sen siz de bir konuşun. aynen, bir sesiniz geliyor mu bakalım. Selam. Evet, o Umut, Utunay'dı. onun kapalı şu an. Mikrofonu açınca sen de konuş. İsterseniz maça başlayalım. Benim sesim geliyor değil mi? Evet, Umut'unki de geldi. Bu arada yayına başladık mı? Onu da evet başlamışız. İyi yayınlar denmiş. Selam denmiş. Selam. Bu arada bu yayında Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlar versus Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlar bir turnuva düzenliyor aralarında. Burada da Rauf Mametov gibi çok büyük oyuncular var. Biz de bu turnuvayı analiz edeceğiz bugün. Attı Skype'a. Geldim şimdi. Dilerseniz başlayalım. Bu arada maçlar başladı. İsterseniz Rauf Mametov, Vugar Rasulov maçına gidelim. Şu an en son filde 6 oynanmış. Şu an Taş taş önde, önde gibi taş gözüküyor. önde. Aynen. Aynen, taş önde şu Ama anda. taşlar birazcık ilginç konumlarda. Aynen, Finli kaçtığında mesela E'de düşebilir diye düşünüyorum. Şu an 2 Şimdi piyolar var. nereye kaçacak? Bence buradaki en büyük sıkıntı. Ve süresi de azalıyor. 2 artı 2 tempo bu arada. Aynen, 2 artı 2. Şöyle diyelim. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar vs. Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlılar. Büyük. Biraz uzun ama öyle bir turnuva. Bizi C6 oynamasın. File 5 oynuyor. Burada Sion Şahkan sıkıntıya girebilir bu arada. Fil güzel konumda E5'te. F6 Biraz geldi. kazanacak gibi. 12 turdan Fil oluşacak turnuva. A1 herhalde. Oo. Çok güzel bir taktik. F6. İlk maçta. Ve Rauf Mametov burada maçı yenmiş oldu. Diğer devam eden maçlardan mesela Zaur Mamadov'un maçına bakabiliriz. İsterseniz. Utfan Sevdim Aliyev. Ters renkte filler var. Ama E6'da piyon var. Siyan konumu kötü gibi burada. Aynen. Ona Biraz kayıp kötü gibi. mı? Ama E3 fikirleri de olabilir. Belki kayıp değil. Yüksek ihtimal berabere. Ama Siyan Evet. beyazın Fevri'deki kalesi bağlanmış. Yine full C5 ve beraber yapacaklar sanırım. E3. E3 neden oynamadı? Onu anlayamadım. F3, F3'ten sonra kale düşüyordu. Şimdi oynadı. Daha demin oynasa çok iyi kalıyordu. Hatta kazanıyor bile olabilirdi orada. Kaleci yani. Fil F4, Fil Fil C4'uydu. C4 kazandı. Evet, Zaur Mamadov kazandı. Şu an 1-1 oldu. Şey yapalım isterseniz. Tüm maçları arka sekmelerde açıp öyle takip edelim. Evet, olabilir. Ben şöyle Öyle ikisini takibi alayım konuşalım. bir. Aynen, bence de. Al sen. Kimlerin maçı devam ediyoruz? Maçlar 10 dakika aralıklarla başlayacak bu arada. Aynen Ben öyle. öyle biliyorum. Sabina İbrahimova'nın maçı devam ediyor. Aynen. Sabine İbrahimova ile Nermin Mammadova oynuyor. İkisinin de süresi çok az. Beyazlar taşındı zaten. Vezir E5, Vezir C5 alabilirdi. Tercih etmedi. Evet, kayıp oldu burası zaten. Nermin Mammadova'ya. F7'ye basıyor şu an. Vezir E5 ya, Şah1. Vezir E1 tekrar oynayabilir. Vezir Evet. E5 de C6'yı aldı. Evet. Şu an hem taş hem iki piyon önde. O yüzden kayıp gibi gözüküyor. Nermin Mammadova'ya. İki saniye.
Her seferinde farklı bir oyuncunun maçına bakmaya çalışacağız. Mesela bu tur Rauf Mamedov, Vugar Rasulov'a bakmıştık. Diğer turda bakalım hangi maçlara bakabiliriz. Diğer turda Vasıf Durarbay'da Cemil Agamadiyev maçı var. Buradan bakabiliriz hızlı bir şekilde. Şu an herhangi bir maç devam ediyor mu? Şu an oynanmıyor, yok. Şu an oynan yok herhalde. 2 dakika sonra yeni turlar başlayacak. Ben de takip edeyim hepsini. Zor Süleymanov ilk tur oynadı mı? Oynadı, oynamış olması lazım. Kazar İbrahim'le oynadı diyebilirim. Alalım. Zor Mamadov'u da alalım. Birini daha alalım. Vasıf Durarbaylı olabilir ya da ikisini de alalım. Azer Mirzoyev'le. Hepsini bir takımdan alsan aslında. Doğru, her maçı görmüş oluruz. Her maçı görürsün. Rafa alalım. Vasıf Durarbaylı alalım. Evet, şu an onu da aldık. Azer Mirzoyev'i alalım aynen. Arkadaşlar en sonda konuk gelebilir. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ege Tuna hala Skype'da mı? Maçlar başladı bu arada. Ege Tuna, ne söylesen? Buradayım. Maçı bir da şey diyeceğim. Maçına bakalım. Lee Chess'ten senin de bakman lazım. Biz de öyle yapıyoruz. Durarbay'da Misrattin maçına bakalım isterseniz. Olur, ben Misrattin maçına bakıyorum. Aynen. Ama o şey, Rauf Mamedov'la oynuyor. Onun maçına ilk tur baktık. Diğer maçlara da bakabiliriz. Urfan Sevdim Aliyev'e bakabiliriz. İsterseniz az önce Mecimas'a baktık. Şimdi ikiye bakalım diyorum ben. Cemil Agamaliyev, Vasif Durarbaylı. Çünkü Vugar'ın maçına az önce bakmıştık. Tamam. Durarbaylı başladı bende şu anda. İptal etmişler. Şu an ne oldu? Devam ediyor şu anda. Aynen başlamış, tamam. O da kimle oynuyor? Cemil Agamadiyev'le oynuyor. Tamam. B6 oynandı. G5. E4 herhalde. E6 oradaki. Evet, E4. Burada beyaz fil çiftini veriyor. Karşılığında merkez alıyor. Yani çok avantajlı olarak geçmiyor benim bildiğim kadarıyla bu sistem. C5 fikirleri olabilir. Bir noktada ya E5 ya C5 merkezi yarmaya çalışacak. Fil çiftinin aktifliğini arttırabiliriz. Seyirci odasında yayındayız yazın demiş Doruk. Ben zaten yazıyorum. Linki de atıyorum oraya. Bence fil B5 hamlesi gayet güzel bir hamle. Siyah gelişimi tamamlamamışken rahatsız ediyor. Aynen öyle. H4 de geldi. A6 D5 gelebilir belki. Ama şu anda D5 C5 sürecek bence. Veya at C5 koyabiliriz. C5 sürmez, D6'yı açmaz gereksiz. At C5 olur, at C5. Çünkü C5'e at E4, at D6'lar sıkıntı. Daha at C4'ten daha var. Ama nereye rok atacaksın ki şimdi? Beyaz gerçi aynı soru, beyaza da geçer. Doğru, iki tarafında rok atacak bir yeri yok. At C5 gelmez, C2. Uzun rok geldi siyahtan. Beyazdan kısa rok bekliyorum. Yok hayır, bizim rok yaptı. Şimdi nasıl oynamak lazım? Hmm.
Bence kale D5 en mantıklı hamle gibi duruyor. A5 geldi. B4'ten şey çekildi. Ben de bunu düşünüyordum. Kale D'de oynayacak muhtemelen. O yüzden A5 oynayacak. Olabilir ve atı D7'de beğenmemiş de olabilir basitçe. Rakip at kolay C4'e gidiyor. File E4'ten değişebiliyor. Zayıf kaleler kalıyor. Ege Tuna, sen de şu an takip etmiyorsun herhalde maçı. Şey yapabilirsin. Bir de A5 hamlesi file A6 da istiyor. Ona da dikkat etmek lazım. Duran hesabına maçları izle diye. Buna da H5 gelebilir ama o at G5'i zayıf satıyor. O yüzden onu gelmeyecektir. Yine file A6 oynayacak bence. Kale D5 oynuyorsun. E5'teki zayıf piyona basmaya çalışıyor siyahlar. Bence mantıklı oynuyor siyah şu anda. Yavaş yavaş aktifliği alıyor gibi bence. Ege Tuna, buradaysan Lee Chess'ten Durar Bay'la hesabına girip takip edebilirsin maçı. Ben Fake Bruce'da hesabından onun maçını takip ediyordum. Tamam. Kale H1 falan. Şu an at D7 fikirleri değil aslında. Beyazın bence bir şey bulması lazım. Yoksa yavaş yavaş maçı kaybetmeye doğru gidecek. A3 oynadı. A4 nasıl hamle burada? Kale H'de 8 yok mu ya? Bunun amacı ne A3'ün? Hiçbir fikrim yok. Belki şah B1 oynayacak sonrasında. Belki A4 fil C6 ile sonra. De o yani şu an gereksiz. Ya da fil B1 fil A2 olabilir mi? Fil B1 fil A2. Olabilir ama oynayacağını sanmam. D3 çok zayıf kalıyor. D3 zayıf kalıyor ve C4 geldi. Kale D3'ler belki olabilir mi? Kale D3 bence burada iyi hamle. Bence burada kale D3 oynaması gerekiyor. Basitçe kale D7 çekebilir bence. Ama ya ama göre yani kale D7 çeksen nereye kadar yani? Nurlan Cevdov, bizimkilerin turnuvası varmış dedi. Evet, biraz aslında gizli bir şekilde gelişti. Çok kişinin haberi yokken. Turnuvaya kolay gelsin demiş. Şimdi, teşekkür ediyorum. Bence Sion üstünlüğü gitti yani şu anda bakılırsa bence. Bence de ama şu an gerçekten E5 düşüyor herhalde. E5 zayıf kaldı. Yok, düşmüyor. Ama şimdi veziri, bizim Sion da F7'si zayıf biraz. Bir de F6 karesi. Sion F7'sinde bir şey yok ya şu anda. Basamıyor çünkü. Evet. Yok ya, beraber olacak gibi burası. Ben plan göremiyorum yani. Belki at C5'le F7'yi bırakıp E5'i alabilir mi diyeceğim de E6 ve G6 da çok zayıflar. G5 de geldi. Atı da F6 Beyaz zorluyor. Bence kale D3 oynaması lazımdı ama bir şey göremediği için oynamadı herhalde. Net bir şey yoktu ve riski atamazdı bence de. Ne oynayacak acaba? C5 mi oynayacak? İşte B5 geldi. Bence C5 sürerse D5'i çok zayıflatmış olur. Ama her türlü zayıflatacak gibi gözüküyor. Şu an BC, at B6 ve at D5 fikirleri var. C5 film, C5 geldi. F6'yı kes. Fil D5. Belki D7'deki atı C6'ya koyma fikri B8'den denedir. At C6'ya gibi, aynen öyle. İyi yayınlar demiş Güneş Anacak. Teşekkürler. Yani şimdi atı C4'da girmek istiyor. Güzel bir manevraydı. Evet. CD6 aldı. ED6 E5 var. At B6 mı? At B6 at C4 oynayabilir. Burada plan yok ya. Ben göremiyorum açıkçası. O da atı C5'e koyacak eğer at giderse. Oradan. Ama yok. Şimdi atı aldığı için oynayabilir. E şimdi F7 de zayıf. Onunla dikkat et. Bunu da alırsa beraber işte. Hatta beyaza zorlar, evet. Ama vezir E7'ye de vezir D7'ye. Ama nasıl zorlayacağı belli değil ki. Zorlayamıyor peki. Aynen, şarkı beraber anlaşacaklar. Anlaşacaklar gibi duruyor. Ya da şöyle C5'e koyacak mı? O tarz bir şey olabilir. Şu an nereye koyacak? C5'e koysa ne oluyor ki? Vezir C8'e 8 oynuyor. Hayır, şöyle bir şey düşünmüştüm de oluyor mu emin değilim. Diğer maçlar bitmiş herhalde, burada izliyorlar. Evet, Azikom. Diğer sonuçlar ne oldu görebiliyorsanız. Evet, şu an Ege'de izliyorlar. Sürekli Şah oynuyor, F7'yi bıraktı.
vardır sürekli şah burada kesin. Var var. Zaten en kötü E5'i. Aynen E5'i alır. Hayır vezir C'ye. Vezir C'ye de mi? Aynen doğru. D2'den çekmeli. F2'ye gidince. Yoksa çıkmıyor. D2'den da çektik ki. Var. H3. Vezir C. Evet evet. Vezir C3. Vezir C5 mat oldu. Aa vezir C'de oynadı. Eli kaydı. Vezir B5 mat. Vezir D'de eli kaydı. Şah vezir D'de şah D'de var. C5 gönderdi. Nedense el alışkanlığı. Evet evet. Vezir C'de oynayacaktı. Burada şah D'de alırsa. Evet. Vezir C'de niye? Evet vezir D'de almadı. Çok ilginç oldu. Bu arada devam eden maç yok sanırım. Sonu çok kötüydü. Yani siyah için hüzünlüydü. Ya beyaz için iki taraf için de. Birinin eli kaydı. Diğeri de almadı. Aynen. Çünkü Acı Baba, Cemil Ergameliyev değil pardon. Vasif Durarbaylı Vezir C'den sonra Şah D5'e muhtemelen pre-move koymuştu. Aynen. Vezir D7'ye direkt Şah D5 gitti. Tüm maçlar bitmiş. O da şu an kaç kaç yani. Kim önde? Hangi takım? Diğer sonuçlar nasıl oldu? Bilmiyorum. Kimler kazandı şu anda? Mesela Rauf Misratlı maçını kim kazandı? Orada şu an oyuncuları görebiliyorsunuz. Buradan da bakabilirsiniz benim ekranımdan. Yani puanlarına vesaire isimlerine, nicklerine. Şöyle bir sıkıntı olmuş herhalde. Azer Mirzoyev ile Nermin Mammadova henüz maç yapmamış gözüküyor bende. 66 oynanan oyun diyor ve en son Fake Bruce ile oynanmış. İkisi maç yapmıyordu ki bu tur. Önceki tur yapmışlardı işte. Şimdi Nermin Mammadova ile yapması gerekiyordu. Şimdi bir dakika. O ikisi maç yapmamış henüz. Bu arada Vugar Rasilov'la kimin maçı bu? Evet, başladı diğer maçı. İbrahimov maçı başladı. Bu sefer bu sefer kim izleyelim? Urfan Sevdim Aliyev izleyebiliriz. Onu izlemedik herhalde. Üçüncü tura bakalım. Daha başlamadı ama. Azer Mirzoyev, Nermin Mammadova maçı var. Nermin Mammadova'ya bir kez baktık. Ya tam değil tabii de. Hiç bakmadık aslında. Ona bakalım. Üçüncü masaya devam edelim. Önceki tur ilk ikiye bakmıştık. Şimdi üçüncü maçı var bir de. Onu da bakabiliriz. Ona da hiç bakmadık. Sırayla gidelim bence. 1-2-3. Misrattin'e sonra bakalım. Aynen. Şu an 3. masaya geçtik. Sonraki tur 4'e bakacağız. Sonra 5 ve 6 diye gideceğiz. Masa. Mammadova. Azerbaycan takımından Azer Mirzoyev ile Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlar takımından Nermin Mammadova. Şimdi at'e 1. Şimdi olabilir. At C2 olabilir. B4 sonra belki de. F4 için biraz erken sanki ya. At C2 B4. B5. Şöyle ki siyah vezir kanadından oynarken beyazlar da pardon siyah şah kanadından oynarken beyazlar vezir kanadından oynamayı planladı. B4'ü sürmeyi başardı. Burada almayacaktır herhalde ikinci. B4 almayacaktır diye düşünüyorum. Nasıl oynayabilir? BC. At B5'ten ama bir şey olmuyor. Bence ya da at C4 oynayayım gibi. F5 geldi. Bence de mantıklı hamle bu. F4 ile hızlıca yarmaya çalışıyor. Yani DC almak şu anda bana bir şey kaybettirmiyor yani. Daha T3 geldi. Atı da D5'e koymuş. Çalışıyor ki oradan da B6'ya sar. Belki şimdi at D4 alabilir. Aynen oyunda. At D4 geldi. At D5 gelecek. Şimdi bir at B6 isteği var. Vezir C6 olabilir mi? At var galiba vezir C6. Ama bir şey oluyor mu emin değilim. Tamam at D5 at D5 geldi. Vezir D8 var. C6'ya at D7 var çünkü. Vezir D8'de de kale B7 var. Bırakmak zorunda. Başka tutamıyor. Kale A6 oynayabilirdi belki. Yok ona da at D7. Bu... Belki de Arda'nın dediği gibi B6 lazımdı. Şimdi bu kalenin aktivitesi sıkıntı oldu.
Şimdi belki F4 de süremiyor. F4 ay, şimdi sorry. Beyazın işine gelir. Fil C3'e falan koyabilir belki. Şah 7 oyundu. Vezir C8 mi oynayacak? Fil C3'e koydu dediğim gibi. D2'de de zaten çok işlevsel değil. Aynen öyle. Ya da E3 mi oynuyor? Bence fil D4 alır. O attan kurtulmak ister. Ya bir de şey planları falan var. Yeri gelirse kaleyle G7'ye çakabilir. Ya şimdi o kale gitti tabii. Attan kurtuldu. Şimdi bu fil biraz kötü. Bu at iyi. Ama beyaz bunu nasıl kullanacak? Tabii o. Bence Azer Mirza'ya şu anda avantajlı. Ancak veziri E5 var Nermin Mamadova'nın. Veziri A8 oynadı. Vezirin girmesi gerekiyor. O da vezirle girecek herhalde. Kale C8 mi oynayacak? Vezir A2 oynayacak ya. O da o piyon zincirine baskı yapıyor. Asif beklerse bu vezir at diğer kalede gelir. Oradan çıkamaz ama vezir de 2 oynayacak. Şah F1 gelecek. Şah F1 oynayacak. Ben burada beyazın siyahın oynayışını beğeniyorum açıkçası. Aktif oynamaya çalışıyor ama tuttu şimdi bir şey çıkacak. Kale C8'e vezir D7 falan olmuyor. Aynı. F4 daha iyi değil miydi ya az önce? F4 olabilir bence de. F4 mantıklı bir hamleydi. Vezir E7 ne istiyor vezir E7? Vezir C5 istiyor. Ya tamam da. H2'ye bastı şimdi. Vezir H6 iyi hamle bu arada. Bence iyi buldu bu hamleyi. Şah E2'ye bir daha vezir D2 önce. Ama vezir E7'den şimdi E2'yi tutuyor. Aynen. O yüzden öyle. Kale geldi evet. Beyaz çok güzel oynadı bence. Vezir E7'ye koyalım. Kale D2'den sonra bitirici olur kale B'ye. At F6 bir de olabilir. F4 gelmek zorundaydı. F4 geldi ama kale B7 var hala. Kale G8'e de at F6 var herhalde. Aynen. Kale G8'e de. Bitti. Ya F3 gelmek zorundaydı alacak. F3 var basit çabuk. Yine kale G8 ve yine at F6'dan sonra bitiyor. Vezir H6 ama tutuyor. Vezir H6 geldi. At F6 istiyor. Kale F4 da bir şey vermiyor ama. Yok olmaz. Evet at F6. Deniyor H4. Vezir G5 istiyor basitçe kazanmak istiyor. Vezir G5 gelebilir. At F6 bence mantıklı ya. Evet at E6 terk. Güzel. Çok iyi bir maçtı. Devam eden maç var mı bakalım? Bu veziri E7'ye koyma fikri gayet güzeldi. E2 piyonla tuttu. Ondan sonra piyonu vezirle tuttu. Ondan sonra vezir H6 vezir D2 hamle tekrarına izin vermedi. İsterseniz Mistertin İskandarov'la Zahar Süleymanlı'nın maçına bakalım. Şu anda. Tamam ona gidiyor. Ters renkli fil oyun sonu berabere gibi duruyor açıkçası. Aynen. Piyon önde. Piyon önde ama ama belki şah D5 gidebilirdi bence zorlamak için. Şah D5'ten nereye gidecek? F4 ama F4 ya genel olarak ters renkli filler oyun sonunda uygulanan strateji piyonların filin rengine koyması ki fil de piyonları tutabilsin. Ayrıca rakibi saldıramasın. Ama burada belki de piyon değişme stratejisi de uygulamak istiyor olabilir F5'le falan. Tabii bu da olabilir. Ama bundan emin olamadım. Hiçbir bence şey gerek var mı? Ya şah G3'e de C4 bir şey olmuyor. Gerçi fil C5 falan mı vardı? Bence yok. Yanlış hamle. Bence beyaz bunu yanlış oynadı. Yani şah D4'ten sonra bence siyah kazanacak. Yani siyah aynen. Öyle evet siyah olabilir. İyi olmaya başladı. Şah C3 girdi. H4 geldi. Yok. Bu konu H4 beyaz. H4 aynen. Şah C3. Fil C5. Bence direkt Şah C3 oynasın. Aa E4'ü bırakmıştı. Almadı. Önemli değil. Süresi az Premov'du herhalde F6. Şah D2 kazanç. C2'den sonra bitiyor. Oyun sonunda beyazlar yanlış oynadı. Siyahlar da hatalarının üzerine giderek kazandı. Normalde beraber olması gerekiyordu bence. Nurlan Ceşke, turnuvalinkini atar mısınız?
link şeklinde olmuyor. Leicester'da oynandığı için hepsi bir eşenme sistemi olduğu için birbirlerine maç var. Vugar Rasulov'un maçı devam eden. Onda yine aynı renkli film bu sefer. Şimdi piyonlar sabitlenmiş şah kanadında ama filin renginde olmadığı için ne kadar file sıkıntı olur? File 5 miydi acaba ya? File 5 ama kayıp da herhalde. Yok. Bence belki olabilirdi ama bu süreyle bilmiyorum yani. Ama ona girmek isterim. Az. Öyle bir şey de var. Tempo atacak file. Atmadı. Fili dönmesi lazım bir şekilde. Fil G5 belki. Aha B2 düştü, kazandı. Bu Garaslav evet. Kazandı. Kimle oynuyordu? Şah D3 mü? Şah D3 mü kötü hamleydi? Şah D1 mi gerekiyordu? Bu arada Sabina İbrahimov. Evet, kayıp artık. Alacak. Ters renkli fillerde zaten berabere şey çok yok. G5'i düşürmek istiyor. Bir dakika, ben hemen geliyorum. Beraber oluyordu galiba. Doğru. Evet, evet doğru. Buna bile beraber olabilir mi? Orada güzel bir numara vardı. Fil D6 geldi. Zorluyorlar ya. Şah C3 gelmek zorunda herhalde. Fil C3 gelebilir mi? Fil F4 gelemiyor. Fil F4 geldi. Yan çıktı şah. Şimdi şah diğer kanala götürecek aynen. Evet. Bu basitçe kazanç olacak şah. Evet öyle gözüküyor. Diğer maçlar daha başlamadı çünkü bu maç daha bitmedi. Basitçe kazanç burası. Yani hiçbir şey yok. Evet. De artık terk etmeli. Ya belki fil ters renk gevşe çakarsın ama şak çok uzattı. Evet. Dördüncü tura geçiyoruz. Bence direkt başlaması. Rauf Mametov maçına bakabiliriz. İlk nasıl oynuyor? Tamam. Maça bakıyoruz. Maça girerlerse. Evet. C4 oynadı en son. Hem E5 hem D6'ya bastı. A4 gelecek yüksek ihtimal. Ben gelmedim. Ben hiç oynadım. Vezir E7. Şu anda E5'e baskı oluşturmaya çalışıyor. A4 de geldi. A4 böyle konularda iyi bir hamle. Hem aynen. B5'lerden kaçıyor. Hem gerekirse A5, A6 sürebilir belki. Genel olarak iyi bir hamle. Batı E5'e girmek istiyor. Hem F5 hem D5'e girmek istiyor. Bu hamle güçlü. Ege sen de arada yorum yaparsan. Fil G6 geldi. Fil G2. Hem kalenin açmazlar çıkmasıdır. Hem de belki kalede bir oynuyordur. Şimdi at D4 geldi. Piyonu bırakıyor ama aktiflik için. Selam demiş hatada futbol. Aslında bırakmıyor piyonu. Bırakıyor mu? Abone olmayanlar unutmasın. Piyonu bırakıyor bence. At da 4. Yo E4 de düşüyor. E4 de düşüyor. Yok bırakmıyor. At C4 bak. Ha aldı da 4'a. At E4. Burada ben Sion konumunda bir sıkıntı görüyorum. Belki bu hamle biraz sıkıntı yaratıyordur da sanmıyorum. Evet ben bence şu an eşit gibi. Kale 8 belki ama fil çifti var. Veriyorum herhalde her türlü. Bu hamle iyi. At C4. Herhalde çıkaran tek hamle bu herhalde. Yani çünkü bu hamlede sıkıntı çıkartmazsa fil C5 direkt. Fil F4 tam fil B2 çekecek.
file saldırıyor. FIFA 4. Şu anda E4 atını çekemiyor Rauf Mamedov. Vezir H4 geldi. File 4, file 4, file 4'da file 2 var. G3'e ne düşündü? H3 alıyor. G3'e, burada direkt G3'e belki aldım. At G3 olmuyor olabilir, evet. Eşit gibi at G3. G3'e ne var? İyi yayınlar demiş Can, teşekkürler. G3 gelmedi. G3'e maçtan sonra bakacağım ben. Muhtemelen Vezir H3 mü diyeceğim, o da emin değilim. Vezir H3 herhalde ya, ama nasıl? Flash 5 mi var en sonda? Ya burada flash 5 muydu? Flash 5. G4, evet, at G5. G4 herhalde. At G5 var. Vezir F4, at H3 var. Vezir düşüyor. Flash 5 uydu. Vezir G2 gelsem, at G5'e, at H3 var, evet. Flash 5 uydu. PlayStation'ı da kapalı tutun, herkes oynayamıyor. Aynen öyle. At G5 geldi. Flash 5'i kaçırdı bence. Bence Flash 5'i kaçırdı, ona bakmak lazım. Bu maç bitince 2-3 dakikamız kalır, ona bakarız. Aynen. Burada şimdi A7'im alacak. Bizim A6'ya at F3 belki. L8 önlerim. L6'ya at F3. Ya tamam, kaçarsa diyorum. Vezir F3'ü bırakırsa öyle bir hamle olabilir. Vezir C6 oynayacak bence. Bence de Vezir C6 iyi hamle gibi ama neyse. Burada ataşuçlara dikkat etmek gerekiyor. Oynadı Vezir C6. Şu an bir şey yok, olmasa da şu an bir şey olmasa da tabii ki. Aynen, Vezir'e geri dönebiliyor şu anda. Değişti kaleleri. Kale B3 aldı ama bilmiyorum. D3'ü istiyor. Burada Vezir E8 Vezir E8 Vezir F'ydi mi? Kale E8 geldi. Vezir F'de alamıyordun. At vardı. Ha pardon. At F3'üymüş olabilir. At H3 geldi. At F3'de bir şey olmuyordu ya. H3. Flaşıktan sonra şu an bir şey olmuyordu. Vezir D4 oynayabilir. Diagonali bırakması olmadı. Kale H8 gelmiş. Kale H8, Vezir F8. Evet, Kale H8, Vezir F8. Çok efsane. Yok, hayır. Zanmamadov'dan güzel hamle geldi. Vezir D5 herhalde. Vezir G2'ye geri dönebildi bu şekilde. Tamam, burada artık beyaza kazanç. Artık gibi. Hala karışık bu konu bu arada ama kazanç gibi. Kazanç bence ya. Bence aslında de dikkat etmek lazım. Filiye 5, file değişmiyor. Tamam, artık. Süreler az. At D2 oynadı. At D2 bence kaçırdı. Ali A3, at C6. Fil C5, at D8. At D8, at F7 aldı. Kale A2 oynayacak. Ama A1'e gidemediği için... Ya kandırmacaları oynuyor şu anda. File 3 falan geldi. Yani. File 3 geldi. Al, mat olmuyordu çünkü. At G5 oynayacak. O burası iyice kayık oldu. Evet, kurtuldum artık. Mat A'ndan da kurtulduktan sonra. Aa, hala karıştırıyorlar olayı. Yani at G5. Karışıyor burası. Of, çok güzel kazandı bence. Şu kale an kale G5. Aa, gerçi kale F2 ile tutuyor mu? Tutamıyor. Şimdi kale F2 oynamalı bence. Onda fil F4 var. Oynandı. Fil F4'den bitiyor. Fil F4 very nice. Kale F3 var mı buna? Kale F3 şah G4 vardı. Ya da G2 Ege'nde. Kale dedi. F1 geldi. Fil F3 A3 şah G2 vardı. Kale F6 aldı onun için. Aa, beraber oldu. Evet, burada fil C5 fil A'yı almalıydı. Fil G5 oynadı. Ya bu şey ya, gerçekten üst düzeydeki oyuncuların olayı bu yani. Bize göre kayıp konumda olsa bile neler neler çıktı konumdan. Aynen öyle. Ya teorik olarak kale sonu kazanç değil. Kale geyik. Savunmamı da unutsa bilecek. Savunması çok zor ve
Ya Rauf Mamedov daha önceden kaybetmişti ama bir yani da. Filce 5 Fly'de kaçırdığı için Zar Mamedov beraber oldu burada. Evet. Ama hala zorlamaya çalışıyor. Oyun ortasında... Ülke süresini oynuyor. Aynen. Oyun ortasında Sion konumu bence iyi olsa da... Kale Flash 5 kaçırmıştı, pardon. Çok net bir şekilde... Çok fazla karıştı ve ondan sonra... Şaha 2-2 sürdü. Neredeyse siyah soracak aslında. Siyah zorluyor zaten. Beyazı zorlama imkanı yok. Şaha 3. Bence artık beraber... Çıkma kaybetse bile beraber atıyor. Beraber oldu. Evet. Beraber. Çok güzel maçtı bu arada. Bence de güzel maç. Bir şeye bakmak istiyorum. Ben tahtasına bir geçmek istiyorum. Aynen. Diğer maçlara biraz daha geçmek istiyorum. Flash 5 veriyor ama Flash 5'e Vezir E4 var. Flash 5'e Vezir E4 Vezir'i veriyor. Yani o konu herhalde. Hale E4 alıyor. Neden öyle veriyor? Hale E4 alıyor. Şimdi açmazda kalıyorsun. F4'te düşebilir. Fil F3 gibi bir hamle var burada. Evet. Fil F3, GF3'e Vezir G5 beraber ediyor. H1 Vezir H4'ten. Açmazdan dolayı girmedi herhalde. Açmazda kalıyor. Sıkıntı yaşıyor. Aynen olabilir. Ama Flash 5 daha iyi bir hamleymiş. At G5'ten ziyade. Fil F3'ten sonra da herhalde ne oluyor bilmiyorum. Tamam. Bunu geçelim. Burada oyunun ortasında beyaza üstün veren bazı yerler var. Mesela Vezir C5 oynadığı yerde Vezir D5 oynadı. Burada Bugar Rasul olmuş. Gerçi makina da fikrini değiştiriyor. Bu konumlar birazcık zor. Kim başladı? Bugar Rasul oldu. Hangi maça bakalım? Sen ona mı bakacağız? Bence şeyin maçına bakalım. İbrahim Kazar'ın maçına bakalım. Evet, o olabilir. Ya da bende ufak bir sıkıntı var. İbrahim Kazar kimle oynuyordu? 4. Bakıyorum hemen. Vasif Durar Bayli ile oynuyormuş. Tamam, onun maçına bakalım. Onlar da henüz başlamadı sanırım. Daha başlamadılar. Evet. Tur 5'teyiz şu an. Puan durumlarını hiç bilmiyoruz ama aynen. Turnuva bittikten sonra biz puanları hesaplarız. Onu söyleriz. Şu an bu maç başlamadı. Urfan Sevdim Aliyev Misrattin maçına bakalım isterseniz. Tamam, Misrattin maçına bakalım. O da başlamadı. O da başlamamış. Cemil Agadeliyev, Sabine İbrahimova var. Ona bakabiliriz. Tamam, o maça bakıyorum ben de. Aynen. Şu an merkez Sabine İbrahimova'nın elinde gibi gözüküyor. Bu açılıştan birkaç tane gördük ya. Şey D6 fikirlerinde. N4 D6. Önceki maçta o şekilde. Evet, oynamış bu arada. Bir şey diyeceğim. Onların içerisindeki ne? Acı Baba. Şu an baktığımız maç. Onlara Ege Tuna'ya vermedik mi? Dur, linki atayım ben Ege Tuna'ya. Oradan baksın istediklerine. Attım Skype'tan. Oradan... G5 geldi bu arada. Böyle bir fikir evet. Var. H3 oynarsa rok atmadan böyle G5 fikirleri olabilir. İtalyan'da oluyor benim öyle maçlarım. Cemil Agamaliyev direkt kazancı oynuyor. Sanırım gerideler. Öyle anlıyorum. Geride olabilirler. Geride de. Ama bu konumda G5 bilmiyorum. Çünkü merkez mesela tam istediğim gibi memnun olamadım. Yine çok saldırma imkanım var mı ondan emin değilim. Uzun rok geldi. Öyle olacak zaten. Kazanmayı oynuyorsun ya. Deveş oynayabilir bence.
Sabine İbrahim. Dikkat etmemiz gereken nokta Sion 1.40'ı var. Evet, Sion gerçekten süresi çok fazla. Ege Turan'ın... Ben flash oynadın ama... Demin alabiliyor muyum ben bunu? Bence alması o kadar iyi değil. Fil alıyorsun, atla alıyorum. Vizil alıyorsun, at F6. Sonra... Gerçi açıyorum şahkanı. Çok hoş olmuyor benim için. Bence de o kadar iyi değil. Kapatırsam sen mi? Aldı. Aldı. Filde 5 akım. At C5. Vezir B5 bence. Bence kötü bir seçim yaptı. Senin dediğin varyant bundan daha iyiydi diye düşünüyorum. Vezir B5. Geldi. Şimdi at C4, at B6 girebiliyor. At C4 A5'e basıyor. Bence Cemre Gameliyev kötü kaldı şimdi. Ne olabilir biliyor musun? At D5, F6, file E8. 6 kullanıcı yazıyor. Moderatörler yayını paylaşırsak. Bence şey olabilir. At D5 alsam, E5 alsa F6. Sonra file E8 belki. Ya da F5. F6'ya at C4 var ama. A5 düşüyor. Doğru. Haklısın. Onu kaçırıyor. Yani vezirleri değişme uğruna A5'i verebilir. At D5 gel. At D5 zorunluydu birazcık. C2 aldı. A5 kaçtı C. B4 sürebilir bence. Bu. B4 olabilir evet. Ben de onu aldım. A7 A5 belki. At C4 geldi tamam. Fil D3. Güzel fikir aslında. Yani at C4 artık iyi değildi ya. Fil C2'den sonra. Güzel fikir buldu bence. Yok edip D3'e Cemre Gameliyev son 2 hamlede 1 dakika harcamıştı ve A vezir A8 mat istiyor. Fil A6 oynayacak. B4. B6. B3 vezir düşüyor. B4 istiyor şimdi. Nasıl tutacak B4'ü? Yani... Belki hamlede olabilir. Aynen at D7. At D7 şu anda gerek yok herhalde. B4. Şah7 çok güçlü hamle. Ben de beğendim bu hamleyi. At C4 olabilir. Vezir A5 atalım. Şimdi B4 B5 istiyor hala. B4 B5 hala bir istek ama şu anda eski etkisine sahip değil herhalde. Ama yine taş kazancı istiyor sonuçta. Şah B6 olabilir. At D3 bence de iyi hamle. Şah B6. B4 yine. At D3 var. At D3 geldi. D3. Kale D1 bence. Kale B1. Bence piyonu bırakmalıydı. Kale D1, at B2'ye kale B1 vardı. Sonra at C6. Yanlış oynadı. Tabii süresi az ama bence onu oynasa daha iyiydi. Tarafına süresi bayağı azaldı şu an. Bu arada sonuçlara girdiler mi diye bakıyorum. Hala girilmedi sanırım. Evet, sonuçlar girilmemiş. Evet, ekleme vardı. İlginç bir şekilde süresi bitti ona rağmen. Devam eden maç var mı? Juan Sevdim Ali'ye Misrattin İskandarov. Bakalım ona da. Evet, enteresan bir kale finali. Beyaz zorluyor gibi. Piyon önde beyaz. A3'den ve B3'den sonra kale B1 oynayacaktır şimdi. Ege, Miss Sam 5 ile John Coffey oynuyor. Bulabilirsen. Evet. Kale B5 oynayabiliyor mu acaba? Ben oynamadım. Aynen. Alıp alıp kale 2. Ne? Aynen. Şah C3 oynamalı. Ben aldım şimdi. Kale 3. Bir tutmak için geri dönüyor. Şimdi şahı geldikten sonra... Şah C5, Şah C6, Şah C7 geride bitti. HG, FG ve Şah C7. Aa, D5. Direkt vezir çıkmayı istiyor. Evet.
D6 D7 en azından elinde bir vezir bulundurmak istiyor. Aynen, ben de göremedim. 6. tur eşlendirmelerine bakalım. Rauf Mamedov'a gidebiliriz belki. Aynen. Çünkü Kazar İbrahim'in maçına hiç bakmadık. O maça bakabiliriz. Sonrakinde de Zahar Süleyman'ın maçına bakabiliriz. Zahar Mamedov'a da bir kere baktık. Ona da bakabiliriz bir ara. Zahar Mamedov'a. Mamedov. Aslında şöyle yapalım. Bu tur Zahar Mamedov maçına bakalım. Sonraki tur zaten Zahar Süleymanlı ile Kazar İbrahim oynayacak. Bu arada Kazar İbrahim Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi. Aynen. O da az önceki oyun sonuna baktım biraz. Piyonlara gidince çok iyi olmuyor ama zaten oyun sonu da çok iyi değildi. Aynen. O zaman bu maç Zahar Mamedov'la Sabina İbrahimova'nın maçına bakabiliriz. Evet, o maça bakalım. Şu an daha başlamadı maçları. Bir dakika var diye gözüküyor. İyi yayınlar demiş Paranayak. Sağ ol. Turnuva sonunda oyunculardan mesela iki tane büyük usta yayınımıza bekliyoruz. Umarım gelirler. O yüzden bir yere ayrılmayıp paylaşmayı unutmayın. Derim. Maçlar başladı bu arada. Vasquez Durabaylı ile Vugar Rasulov. Zahar Mamedov maçı henüz başlamamış şu anda. O da az sonra başlar. Başladı. Başladı. Aynen başladı. E4-C5 Sicilya Alepin varyantı. Zahar Mamedov'un sevdiği bir varyant. Aynı şey Yusuf için söyledi bahsin. Evet, rok. Şimdi vezir E2, kale D1 oynanacak. At C3 gelecek ondan sonra. Fil D2, at C3. Evet, öyle yapacağım. At B6'lara fil D3 veya fil B3 denilebiliyor. Fil D3 iyi herhalde ya. Bugünkü yayında da ben bu varyantın biraz daha farklı bir devam yoluyla oynamıştık. Rakibim farklı oynamıştı. Bu arada 267 aboneye düşmüşüz. Düşünüyoruz ya, ilginç bir şekilde. At B6 geldi. Fil B3 mü? Fil D3 geldi. Fil B3 daha iyiydi at B4'ten dolayı. Henüz atı çıkmadığı için. Fil B1'e koy. Evet, bu at B4'ten kaçılabilirdi belki. Fil B4'te herhalde. Evet, kili verdi. Şimdi bu bence istediği konum olmadı Zahar Mamedov. Bence de öyle. Ama kaleyle aldı herhalde, saldırmaya çalışacak ama nasıl bilmiyorum. Ya çünkü kaleyi getirmesi gerekiyor en azından. Ama F6 geldi. At C3 herhalde ya. F6 hamlesi de ne kadar iyi emin olamadım açıkçası. Kimle oynuyordu bir daha bakayım. Sabina İbrahimova ile oynuyor. F6 bence çok şeydi. Erken yani şu anda. Bence at C4 var. Buna gerek yoktu bence. Hazır beyazın beyaz renkli fili yokken ciddi bir saldırı imkanı yok. O yüzden vezir kanadına yönelebilirdi bence bu oyun. Siyah taşların çıkmasıyla. Şimdi mesela kötü film aktive oldu birden. Öyle şeyler oldu. Film E7'de olsaydı böyle bir imkan olmayacak. D4'de de baskı yok. E5'te Karen var. E6'da zayıflık oluştu. At B5 de geldi. Ben beğenmedim bu hamleyi F6'ya. Belki sonrasında yanlış oynamış. At D6, at C8 kalite kazandı bu arada Zahar Mamedov. Eğer oynarsın. At D6'yı oynar. At D6 fil E7 mi var? Fil A6'lar olabilir. Fil E7, fil A6 olabilir. At D6'ya direkt fil A6. Evet. Direkt sıra. At E8'den sonra ne? E8. Vezir E6 alacağım. Vezir E8 alıyor. Vezir E8 alıyor.
Tamam, buyur. Karaya bir. Ya ben buradan galiba şey dedim. Bence ya evet, taşlar değişince biraz gidiyor ama mesela şimdi atım D5'e oturabilir. At E5'te almazsa at G4 gelebilirim. Aynen öyle. Şimdi bence vezir E3 oynayabilir. Devamında at E5. Ya da fil D6 fil E5 olabilir. Bence fil D6 fil E5 daha iyi. Ama mesela bu taş değişimleri sonucu vezir B5 geldi. Bu taş değişimleri sonucunda bence şey oldu. B4 istiyor herhalde bu. Cegahay B4 istiyor. Fil B4 istiyor. Fil B4'de de at B7 var. Şey at B7'ye gelmesini istiyor herhalde. At B7'den çok bir şey yapamıyor çünkü. Vezir A6 mı? Yok, vezir A6 ne ya? Devamında at B4, ay devamında fil B4 gelecek. Şu an fil B4 gelse at C6 mı geliyor? Vezir A6'ya da at C6 dönemiyor. Kaya C4. Bu hamle iyi bu arada. Kaya C8 hamlesini ben beğendim. Atı için iyi dönüş karesi oluşturuyor. O kareden D4'e bakıyor. D4 beyazın temel zayıflığı. E6'da siyahın zayıflığı zaten. H6 H3 geldi. Bence artık at E5, at H2, at G4 düşünüyor sanırım. Olabilir. Sağlamlı. Ama D4'ü tutması lazım öncesinde vezir D3'le. Kale C3 geldi. Siyah bence... C3'en geldi bence, o yüzden oynadı. Ama fil B4 yok mu burada? Fil B2 geldi. Fil B4'de kale C1 oynayacak. Kale C1 vardı. Kale C1 fil D4 vardı herhalde. Aa, şimdi at H2, at G4 oynayabilir. İlk vezir A6 oyunda. İlk, evet, vezir A6 geldi. Kale C7. At C6 dönecek ama o da. D3. At B7, at D6, at E4 geliyor şimdi. At H2, at G4 oynamalı bence. Onu engelledi Klaviç'le. Kale C6 ile tek resledi. Hala at H2. At H2 geldi. Sonunda. Ama atın E4'e gelmesine izin veremezdi. Öyle. Alacak mı? Aldı. Bunun atı E4'e gelince çok sıkıntı çünkü C hattını aldı. Kale C8 istiyor şu an. Burada E5 denemeli değil mi? Beyaz. Parsiyon. E5'e D5, fil E5'e kale C8 vardı. Bitiyordu maç. At E5. At E5 olacak. At E5 oynamadı. Vezir F4'ten mi kaçtı? Siz de azaldı bayağı. Sabine no, almak lazım herhalde. Kale C7 gelmek sonra. Vezir E2 yani. Aldı. Kale at C7 herhalde. At C7. F4 olabilir mi? F4 gereksiz gibi. F4 geldi. Kale C6 mı? H4. Kale C6'ya yani. Süre bitti. Süre bitti. Tabii kaymalarının yine süresi bitti ama bence burası Zahar Mamadova daha iyi. Burası Zahar Mamadova zaten daha iyi ama kazanç. Bence kazanç. Bence burada doğru hamle bu arada şey değil. Kale C6 değil. Bence burada doğru hamle kale B7 ama... Zaten B7 daha iyi. Yani sonrasında nasıl olacağını tam bilmiyorum. Devam edilen maçlarda Nermin Mammadova'nın maçı var sanırım. Tamam, ona bir bakalım. Evet. Zahar Süleymanoğlu oynuyor. F4 geldi, beraber oldu. Kazanç... Berabere. Herhalde berabere burası. At kale beraber ha. At F5 mi gelecek? Evet, beraber oldu. Şah G6'ya tekrar kale altı oynayacak ve beraber. Evet, bu atın ve piyonun konumu şahı kesti. Şimdi o çok şey olmadı. Beyaz direkt beraberliğe zorlandı. 268 aboneye tekrar çıkmışız. 7. tur eşlendirmelerine bakalım. Kazar İbrahim, Azerbaycan Büyükelçisi ile Zahar Süleymanlı'nın maçına bakalım. Kimin maçına baktık biz? Son masaya bakacağız. Onlara hiç bakmadık tam olarak. Bu arada 7. turda da Muzar Rasmanlı ile Rauf Mamedov oynuyor. İlk Türkiye'de. O maça da bakabiliriz isterseniz.
Bence Kazar İbrahim, çünkü ilk turda o maça bakmıştık. Tamam, bundan sonra ilk masaya geldi. Aynen, Mislattin İskandarov, Rauf Mamedov maçı atarız. Şimdi Kazar İbrahim'le Şekinski oynayacak. Herhalde ara verildi çünkü Şekinski, yani Zar Süleymanov şu an League Chess'te online gözükmüyor. O arada çıkıyor ya, onun interneti zayıf herhalde. Olabilir. Orada tam geldi geri. Geri geldi, evet, onu da gördüm. Başlayalım mı turlar? Yok, 2 dakika var. Çok sağ ol, başlayalım. Başka. Evet, 9 kişi izliyor. Paylaşırsak çok az kişi var şu an. Abone olmayan varsa abone olursa, like atarsa seviniriz. Yani 18 like, 25-30 olursa. Yayın sonunda büyük ustalar bağlanabilir belki. Beklemede kalın derim. Orada bu karası oldu. Rauf Mamedov maçı başladı. Tamam. Ya sen bir ona bakabilir miyim? Diğerleri başladı. Ona bakmayacaktık. Diğeri başlayana kadar yeni sekmeden açıp bakalım aynı. Zar Mamedov'un maçı başladı. 10 seyirci var şu anda onu çizeceğim bu arada. Evet, burada da bir Alapin oynandı. C4 yerine A3 tercih etti Vugar Raslov. Kimin maçına bakacaktın? Şu an Vugar Raslov, Muizbek'teyiz. Diğer tamam, maçına bakacağız. Şikinski ile o maç daha başlamadı zaten. Maç başlayana kadar. O maç daha başlamadı zaten. Fil B5 oynamalı bence. Ya da fil D3 olabilir. Fil B5'i tercih etti. Bir A5 falan. Ama bir A5 açtı. At C3 var mesela A5'e. Fil D3 at E5 vardı herhalde. Ha evet, bir on boş tarih, doğru. Bu arada diğer maç başlamış, hemen oraya geçelim isterseniz. Geçelim. Kazar İbrahim her zamanki gibi London'la oynadı. At hızlı bir at E5 gelmiş. F6 şimdi. Evet ya, genelde daha atak oynamayı tercih ediyor diyebiliyorum. Ben bu açılıştan hiçbir şey anlamadım şu anda, saçma sapan. Evet, bence de. Siyah da hızlı F6 oynadı. Ondan sonra filleri değişti. E6'sı zayıf hatta kaldı en azından. Yani şimdi açık hatta. Hem de rok da atamadı. Yani ben bu konuyu beyaza beğeniyorum. Hem de E5 de süremiyor şu anda. Beyaz bence de oldukça iyi konuda şu an. Ama hızlı bile değil yani. Burası karışacak, öyle gözüküyor. Ben B2 vezir B2 rok ya D4'ü de vermek zorunda kalıyordu. Almak istemiyor. Almak da iyi ya. Ama D4 de gelişimde çok geri. Evet, gelişimde çok geri kalacaktı. Onu istemiyorum. Hem de 2+2 de daha da tehlikeli. Aa, D2 de kat boştu. Evet. D2 var. Evet. Şu anda o boşta. Onu alması lazım. Bence düşünüyor bir şey var mı diye. Sanmıyorum. Eğer alırdı o zaman Vugar Raslov mu İzbek maça dönebiliriz. Evet, dönelim bence. Bu maçta diyecek çok bir şey kalmadı. Kaleydi. Oksimaksi bizim yayınımızı mı paylaşmış? Evet, ben yanlışlıkla Chess Results şeyini paylaşmıştım. Oksimaksi normalde bugün gelecekti ama. Ancak Red Bull olduğu için gelemedi o da. Bu konuda bilmiyorum, eşit gibi.
Bence de eşit gibi. Ama bence yani, hafif de olsa belki de Bulgaristan üstün olabilir. Çünkü 2'ye 1 var. A4 gerekiyor herhalde. Sabitlemek için. L3 B4 sürünce çok iyi kalacak Bulgar. Öyle D1 ile tercih etti. L3 B4. Belki A4 oynamalı ama oynamıyorsa herhalde bir şey düşünüyordur. File 3 oyna diyecektim. B4'ü ilk tercih etti. Şimdi file 3. B5, B6. Evet. Burası kesinlikle beyazın daha iyi kaldı söylediğim gibi. Çünkü siyah blok etmeyi başaramadı. Kare D1'e bence vezirli almalı eğer alırsa. Kare D5 alacak. Kare D1'i vezirle de kareyle de alabilirdi yüksek ihtimalle. D5'i şimdi piyon aldı. O yanlı olabilir bence. Çünkü D4 ilerledi şimdi de. Şimdi D4 sürmek istiyorum şu anda. Flash 6 mı var? Vezir G4 oyun. Aa, flash 6 vardı. Kaçırdı. Kaybeden hamleyle mi yapacak yoksa? Kaybolan. Kaybeden. Kaybolan hamleyle mi yapacak? Yok, yapmadı. Görmedi bence. Belki de gerek duymadı. Oradan biteceğini düşünmüyor olabilir maç. Tamam, vezir G4 oynayabilir. Aynen. Vezir G4 gelecek herhalde, evet. Mesela vezir G4 oynasa, kale C3'den çekilince de vezir C8 oynasaydı şey olabilirdi. Berabere bile olabilirdi. Evet, filleri değişti. Bence işte flash 6'yı kaçırdı öncesinde. Evet. Evet, vezir D5. Vezir D5 yok mu burada? Vezir B8 şah çekip B6'yı alıyor. Ama F7. Bu da F7 alıyor ki. Aldı. Vezir B8. Zorlar. Berabere muhtemelen de zorlayacaktır. Bu oyun sonu beraber hayatım. Şak G2 vezir F3 diyordum. Direkt vezir F3 koydu. Evet ya, beraber oldu bura. Öbür yayında turnuva mı yapacaksın? Bu akşam bir yayınımız daha olacak 9 gibi. Onda Doruk açacak. Ve o yayında Almanya 8A liginde yeni katıldık. Yani orada ilerleye biz ilerleye... Biz merak ediyoruz da beyaz zorluyor burada. Orada ilerleye ilerleye daha iyi yerlere çıkacağız Almanya liginde. En iyilikte mesela Penguin'in falan oynuyor yani. Aynen, Andrew Tank gibi oyuncular oynuyor. O yüzden akşam... Bu C7 düşünüyordum ben. Ş6 var herhalde ona. Evet, vezir D6 gelecek. Şah oynayacak. Burada... Ş4 bence... Beyaz şeyden faydalanıyor. Piyon oyun sonlarına düşünce CM'i kaybetmesinden. Ş7 mi oynayacak? Ama şimdi mesela piyon oyun sonları kayıp mı? Kayıp. Kayıp kayıp. Vezir C6. Şak G6 var galiba. Şak G6. F6. F6 mı var? F6 evet, o oyun sonu kazanmış. Aa, ama olmayabilir. F6'ya vezir C2 var çünkü. Tamam, o geldi. Evet, vezir C2. F7 gelecek. Şah F7, vezir C7, şah E6. Vezir C6 bence. Ya da C8 mi? Vezir C8 ya. Vezir E7 oynayabiliyor mu? Evet, oynayabiliyor. Evet, şimdi. Evet, hepsi oldu. Şimdi GF olursa vezir E8, E6 bitiyor. Evet. Kazandı herhalde. GF 6 mı alacak? Tamam, şah F7 oynamalı şimdi. Vezir E6. Şah G6. Sonra çok temiz zorladı. Bu oyun sonu kazanç olabilir. Oyun sonu kazanç muhtemelen ya. Çok vezir F5 oynasa kazanıyordu. Niye şah F7 döndü? Vezir F5. Bu anlamda demedim. Bir şey diyeceğim. Vezir F5 kazanmıyor muydu? Evet. Niye oynamadı? C5 vezir E7. Şah F5 kazanıyor mu?
Vezir C8. Orada kazanıyordu çünkü vezir F5 alamıyor. Başka bir hamlesi de yok. Yoksa vezir C8'ler falan vardı. Vezir G. Vezir hiç taktik olaylar oluyor. F7 geldi. Kazanç ya. F7 sürdüğüne göre bitti artık. Şah E'de. Şimdi şah çekmek zorunda kalacak bir yerde yani. Şah çekerek kapayacak. Bir şekilde şah çekerek nasıl yani oluyor mu? Şah F4'e koyduktan sonra koyamadı. Vezir B3. Bence yanlış. B6. Kaçtı bence. Vezir E3 bence artık kazanç kaçmış olabilir. Vezir C7, vezir D7 bu konuma ulaştık çünkü daha önce. Evet. Yanlış oynadı bence. Bence de. Bu konum ikinci kez oldu herhalde. Üçüncü kez olursa beraber. Vezir B8, vezir E8 bu konumu hatırlıyorum. Şah E7 bu konumun aynen. Evet. Bu üçüncü kere tekrar oldu. Devam eden maç. Vezir F5'e bakalım. Kızlar da kaybetmiş. Bir dakika sonra maçlar başlayacak. Yani çok burada vezir F5 ile beraber bu arada. Vezir F5 alıyor. Yok pardon, vezir F5 almıyor. Şah F5 almıyor. Vezir C3 oynuyor. Vezir F5 alırsa kaybediyor aynen vezir. Vezir C3 güçlü hamle. F7'ye ne var? Doğru. Vezir C6'ya maç. Vezir C3 tek hamleymiş bu arada. Vezir C7'ye kaybediyor. Vezir C3 tek hamle çünkü F7'ye vezir G'de alması gerekiyor. Aynen. Evet bu varmış. Ve vezir C3'te B2'den farkı da vezir C8'e tutuyor. Şöyle turnuva bitiminde biz turnuva açmayız. Zaten turnuva 8'de bitecek. 8'den sonra 2 tane konuk gelebilir bu turnuvada oynayanlardan. Onlarla geldi diyelim. 15-20 dakika konuştuktan sonra saat zaten hemen hemen 8.30 olacak. 9'da da zaten Bundesliga yayını var. O yüzden açmaya gerek yok. Maçlar başladı. Kimin maçını bakalım? Zarmamadov izleyelim mi? Daha başlamadan. Azer Mirzoyev ile oynuyormuş o. Olabilir. O maç başlayana kadar isterseniz de Vasif Durarbaylı, Cemile Gamaliyev. Başladı o maç. Başladı o maç. Geç. Evet. Renkleri değiştiler. Beyazlarla Azer Mirzoyev. Beyaz oynamıyor ki. Oynadı şimdi de orada. Evet, beyaz D4 almış. Maçlısın. İptal edip bir daha girdiler maça. Normalde o maçta değil gibi diye gözüküyor. Herkes süre şeyinde ama ya süreleri standart şey yapmaları lazım. Çünkü Azerbaycan'da ufak da olsa da bir süre farkı var herhalde. Aynen öyle. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor olabilirler belki. Bu arada offline maçla ilgili gözüküyor. Evet. Onu hallederler. Biz başka bir maça bakalım isterseniz. O sırada hangi maç demiştik? Vasif Durarbaylı, Cemile Gamaliyev. Vasif Durarbaylı. Ne olmuş? Tamam bu var ya. Tamam. Demişiz. Bir AT7 tutacak mı acaba? AT7'ye belki Bilge 5'ler olabilir. AT7 oynamak istediğim hamle değil herhalde. AT7 çok kötü hamle bence de. Bu açılışa... Kaldı Cemile Gamaliyev. Bu açılışa C5 hata herhalde ya. Bence D4 sürecek. CD'de at D var. AT7 geldi. G5 var herhalde Ardo'nun dediği gibi. Bu arada başlamış diğer maç. Zer Mirzoyev. Zalman'la da maçı. Kabul edilmiş. Evet. D5. Beraber oldu yani. Burada şey çünkü vezirler değişilebiliyor. Evet burası. Değişmedi çok ama. F6 evet. Tipik bir hamle. Bence beyaz oyunda vezirleri tutmak istiyorsa bunu oynamamalı. Çünkü filini çıkamıyor şu anda yani sıkıntı da birazcık. Bence de. Alıp mesela orada tam bunu vermek zorunda. Gerçi böyle bir şey var.
Cialdi'yi almak bence çok iyi değil. Phil Kift'in direkt vermek istemezdim ben Beyaz'da olsam. Eğer eşitliyorsa ama eşitlemek isteseydi girerdi bence. Tamam, Phil C4 iyi hamle bence. B2'yi verip aktifleşiyor hızlı bir şekilde almadı zaten. Orhan Abdullah başarılar çocuklar, Leicester'ın linkini atabilir misiniz demiş. Şey yapıyorlar onlar. Leicester askere eşlendirdiği için önceden eşlendirmeler belli oldu. Birbirlerine maç isteği atarak yapıyorlar. O yüzden turnuva linki atamıyoruz. Ama şöyle eşlendirmelerin linkini atabilirim. Bu arada Phil C6 geldi. Eşlendirmelerin ne attı? Beyazla bu şekilde oynamak istemezdim ben olsam yani. Ben ters renkli oldum. Eşit oluyor. Beraber edindir. Ama oynanacak yani, yapacak. Play şey altı koyacak. Bu maçı bırakabiliriz istiyorsanız. Bence de Vasif Drar Vaydın'ın maçına geri dönebiliriz. Evet, Vasif geldi. Her olmuş. Ya belki Siyankor'la berabere teklif etti önceki maça. Bu konuda Siyankor'un iyi zaten. Ne oldu az önce, ne oldu bir ona bakalım. Birkaç hamle oynamışlar. Atay'da Filge 5. D5'i vermiş, karşında rok atmış. Güzel rok olmuş. Siyankor'un bayağı iyi kalmış. Aynen öyle. Çok iyi konuşuyor. Kale D8 oynayabilir belki. Bu konuma belki piyonsuz bile girerdim yani. Film çok aktif. Kale D1 var herhalde. Bu arada tekrar söyleyeyim. Kale D1 yok herhalde ya. Var mı? Kale vezir D1, vezir C3. Şah C1 vardı. Kale D2 tam doğru oynuyor. Kale D2 geldi. Abone olmayanlar olmayı unutmazsa sevinirim. Kale G2 var mı? İnisiyatifi nasıl devam ettireceğim? Belki de Şah B8'in amacı bence B5 gelmek bu arada. Vezir F5'ten kaçtı bence. Bence ya, gerçi buna da Vezir F4 vardı ama G2 düşüyordu. Bence ondan kaçmadı. B5 durmak istiyor. Vezir A8'den kaçtı. Aynen olabilir. Vezir A8'den kaçtı. Oyun sonuna dönüşecek şimdi. Oyun sonuna dönüştükten sonra at ve kale bağlı kalacak. Çünkü arkada G2'de piyon düşüyor. Ama at G4 oynayabilir belki. Vezir A2, yani, kale A2, at G4. At G4. Oynadılar. At F6, GF, kale F6, kale açtı, kale açtı. Artık eşit bence burası. Oyun sonu teorik olarak draw olması gerekiyor. B4'den sonra tamam eşit. C4 evet, güzel. Şimdi A4, B5, Şah A3, Şah B4 oynamalıydı. A4, yani. A6, H3. Ha, Şah kale... Şimdi Sian tek fikri Şah'a gelmeye çalışmak. Bu arada zor. Ama mesela C4 düştü. Abi kale C4, şimdi kale H4 geri döndü. Hala beraber. H2'deki piyon Sian o piyonu Şah B3 gelebilir bence. Ülkem tanıyor. H2. Ya ben şimdi kale haş hattından ayrılamadı. Şahta B2 ve A2'den ayrılamadığı için bu konu berabere yani. Şah C3, Şah C4 olabilir. Doğru evet, aslında C2'de piyon var ama. Doğru evet, haklısın. Ben şimdi ben düşünmüyorum. Bunun kazanç olma ihtimali hala var. Burası kazanç değil mi zaten? Nasıl ilerletir? Tam da nasıl yani? H2. Tam H2 versen bir... Yo, bitmedi bu konu. H3'den sonra hamlesi kalmadı. Burası kazanç bence. Şah 4. Şah 4 B5 oynamaması lazım. Şah 4 B5 oynarsa kazanç. Şah A5 gidiyor. Evet, doğru, öyle oynaması gerekiyor. Ya da C4 B5 oynaması gerekiyor. Yok, Şah 4 Şah 5 bence en temizli. Da niye oynamıyor? Kale C4 mü var? Ya da kale B3 var herhalde. Yo, hayır, o da yok. Tamam. B5. B5 geldi. Kale B1. Şah A2. Şah C2. C2. Tamam, kazanç oldu bura. Ya kale 6 almadı. Tamam, geldi şimdi. Terk etti. Bu arada artı 703 puan aldı. Puanla 60. Artı 703. Gerçekten çok iyi. Az önceki maç nasıl bitti? Ne bitti? Ona bir bakmak istiyorum hızlıca. Evet. Beraber oldu mu o maç?
Bakalım. Evet, berabere anlaşmış. Evet, evet, zaten en son bıraktığımız yerden teklif etmişti. Kabul etmiş, berabere anlaşmışlar. Evet, 9. tura bakayım. Kimler oynuyor? Kimin maçına bakalım? Zavur Mamedoğlu, Cemil Adameliyevo. Basıp Kurar Bayrı, Zavur Mamedoğlu. Bence Nermin Mammadova, Azer Mirzoyev veya Vukar Dasov maçına bakabiliriz. Aslında Misrattin İskandarov'un maçına bir kere mi baktık? Misrattin İskandarov'un maçına bakalım bence. Aynen. Zahar Süleymanlı ile oynuyor. Misrattin orada rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum. Evet, aslında ona bakmasak da olabilir. Daha sonraki maçına bakarız. Orada da Sabine İbrahimova ile oynayacak. Tam ondan sonraki 12. turuna bakarız. 11 olabilir. 11'de Urfan Sevdim Aliyev'le oynayacak. Tam Urfan o zaman ona maça bakarız. O maça bakarız. Şu an neye bakalım? Şu an Nermin Mammadova. Nermin Mammadova. Nermin Mammadova Mirza. Orada da aslında bayağı bir fark var ama olsun. Tamam, başlayacaklar bir dakika sonra. Aynen. Burada 269 abone olduk. Abone aynen. Teşekkür 275 olursak bence turnuva sonrasında o yarım saatlik süreçte 275 oluruz diye düşünüyorum. Aynen, konuklarımızla birlikte olabiliriz. Eğer gelirlerse tabii. Umarım gelirler. Aynen. Evet, birazdan sonraki tur başlayacak. Ya da Zahar Mahmadova, sırf Durar Bayrı'ya bakalım. Çünkü sonraki turda mesela Zahar Mahmadova, Rauf Mahmadova yerine, ondan önceki şeyde bakmıştık. Zahar Mahmadova, sırf Durar Bayrı'ya bakalım bence. Vazgeçtim ondan. Tamam, o maça bakalım istiyorsan. Başlıyor maçlar yavaş yavaş. Aynen. Bilgisayarımda ufak bir kasma var. Biz ikinci masaya bakıyorduk değil mi? İkinci masa başladı, 4'e 5. At çıkmış. 4 at geldi. G6. Bence bunu beklemiyordu. BC6 bekliyordu bence. Bence de. Premove'du çünkü o file 3. Eşit bir kod. Ama buradan daha bayağı bir şey çıkar. Dedi ki buradan bir şeyler çıkar. Ya belli olmuyor bu. Bu tarz konular belli olmuyor. Bu tarz konuları berabere yapmamak lazım. Ya vezirsiz diye berabere diye bir kaydı yok. Fly'ler vardı. B6'ya fly atmat. Mesela E5 geldi şimdi. Şimdi fly F7 var. G4 falan gelinebilir. Fly F7 var ona. Oynayamaz. Fly F7'ye şah E7 oynarım basitçe. Ya pardon, fil G5 var herhalde orada. Aynen. Mesela direkt sıkıntı çıktı yani şu konuda. Tamam, bu hamle iyi. Demişim artık karşında E5'i alacak. F7 var, fil F7 var. F7 duydu yine. Evet, uyum, direkt. Evet. Mesela direkt iyi bu konu beyaza. Bence terk edecek. Oldu direkt. Kazanırsın aynı. Piyon kazandı artık, konum da çok pasif olacak. Şimdi şah F8 veya G8'e gitmek durumunda kaldı. Emirhan selam yeniden demiş. Selam Emirhan. Kale D'de. Bitti burası. Uzun, kısa rok herhalde. Kale B'den önce kısa rok herhalde. Yani. Kısa rok file 5'e kale B'de. F4 geldi. Daha mı? Doğru, F5'e tutmak lazım. Kısa rok gelecek. Şah E2 geldi. Tam burada aynı şey. Kale D1, kale C7, kale D7 koyacak şimdi. G3 herhalde. Ya da bir şekilde F5 oynamak istiyor. Gerek, tamam. Gerek duymadı bence de. Gerek duymadı basitse. Kale C7, kale D7 çünkü direkt bitiren fikir maçı. Şimdi ya siyahın temel sıkıntısı filinin kareleri olmaması. Flash 6'ya gelemiyor. FG5'ten sonra piyonu kaybediyor. F8'e gelse nereye gidecek? Şah aktifleşemiyor. Dolayısıyla F8'deki kale aktifleşemiyor. Dolayısıyla beyazın kalelerine müdahale edemiyoruz ya.
Ama şimdi böyle bir şey. Kalede 5 verdik basit. Şah F3 herhalde. Aynen. Şah F3 aldım, mat oluyor arkada. Arda Doruk mikrofon. H5 geldi ama bence bu çok geç kaldı. H5 flash 6 fikrini bence çok daha erken. 270 abone olduk bu arada. 271 olduk galiba. Bence H5 kale flash 6 fikrini 271 olmuş. Güzel artıyor. Kale A7 geldi. Basit oynuyor şu anda. Kale G7 şah mat oldu. Burada... Güzel. Mat oldu. Kale G7 kale G7 mat aynı. Bu maç kısa sürdü. Diğer maçlara bakalım. Misrattin'e bakabiliriz. Zulfan Sevdimali'ye bakabiliriz. Misrattin'le Zahar Süleyman'ın maçına bakalım. Bakıyorum. Çünkü piyon önde şu an. Zahar evet. Süleyman'la. İzole bir piyon. G6 oynayacaktı diye düşünüyorum. G6'ya flash 8 yok mu? 272 abone olduk bir anda. Teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi... Beyazın fil çifti var ve bu piyonun nasıl tutulacağı belli değil. Bence beyazın konumu tercih edilebilir burada. D5 düştü evet. D5 düştü. D5 düşmese bile yani nasıl tutacağız? Fil D6 çok kötü bir hamleydi. G6 oynasa iyi konumdaydı bence. Fil D6'yı neden oynadı? Çünkü kale E7 istiyordu. Ah doğru. Ama G6 yine... G6'ya flash 8 yok mu? G6'ya flash 8. Of görmeyeyim. G6 deyip duruyorum bile. Kale D5 alacak. Beyazın konumu iyi, fil çifti var. Mesela şah F8'de gene aynı önceki maçtaki tema. H8'de kalenin çıkmak için kolay bir yolu yok. B4'te geldi. Kaleler de şimdi girecek. At A4 mü gelecek? Yani atın da sıkıntıya giriyor. At A6 geldi. Fil A6 ve kale D'den sonra kaybetti. Az önceki maça benzer bir konum oluyor fil A6'dan sonra. Fil A6'dan emin değilim ya. Şah F7 kale E8 geliyor, hızlıca çıkıyor kaleyi. Onu tercih etmez bence. Bence fil A6 daha iyiydi ya. Fil G7 uydu. Şu an fil A6'yı tercih edebilir. Fil A6, fil A6, fil G7. Şu an fil A6'yı tercih etti çünkü tempoyu harcadı şeye. Kale D'de var burada. Fil G7 var. Fil G7 gelecek de. O yüzden şimdi fil A6. Daha önce A7 aldı. Ben şey düşündüm. Kale C7 gelsen diye düşünüyorum. Onu gelecek şimdi. O da var. Önceki maça benzer oldu. 271'e geldi. Şimdi bu geldi. Kale C7 gelecek. D7 gelecek. D5 belki. G7 oynasın abi. G7 var basitçe. Kazanç oynasın herhalde. Evet, fil G7'de geldi. Şak G7, kale G7. Oyun sonu diyecekler ama kazanç. Bence bu maçı da geçelim. Piyon daha kazandı. Aynen bu maçı da geçelim. H7'yi de alıyor. H7 ama A2 verecek. E6'yı alıyor. E6'yı da alıyor. Tamam tamam bu maçı geçiyorum. O zaman Azer Mirzoyev ile Nermin Mamadova'nın maçına bakalım isterseniz. Bu arada da bir oyun sonu. Kale 5 piyona kale 5 piyon. Ama beyazda üstün bir oyun. Nermin Mamadova daha iyi gibi aynı. F5 süremiyordu az önce. Şu an sürebiliyor. F6'ı tercih etti. Aynı şey hemen. Önce. E6 gelecek. Kale E7, D5. D5. Oo, çok kötü değil mi burası? Değil. Terk. Terk evet. Aynen terk. Sonunda güzel taktiği de yayında gösterdik. Şeye geçelim. Ufan Sevdim Aliyev'e geçelim isterseniz. Aynen. O kim? Burada ilginç bir konum oluşmuş. Kale. Kale ama. Kale. O her şeyi var. Her şeyi var. Kale atıyor. Aynen bu da. Tamam. Girer girmez bitti bu da. Burada Misrattin İskandarov'un maçı vardı abi. Evet devam eden. Tek o kaldı madem o... Zahar Süleymanov'la. Kazanç oyuncusu. Yani orada da 3 şey oldu. Şey yok. Bir, mesela G2'deki olmasa da kazanç o konuda. G5 sürdükten sonra bitti. Tek piyon kazanç değil ama. Evet tek piyon da kazanç. Aynı hatta 2 piyon da kazanç değil herhalde. Ben de öyle biliyorum. F5... Kale yedi şimdi. Evet, evet. F6 olabilir. Şarj ve şak Y6 bence de basitçe bu oyunu. F5'i bırakarak yapınca kazan. Ya bu konumdaki tek şey iki piyon eğer bir tanesi köşedeyse ve diğer onun yanındaysa bazı patlamaları çıkabiliyor ama onun haricinde bir şey yok. Şarj 5'i F5'i bırakarak yapabiliyordu. Kazanç oldu. Evet, şak Y6 geliyor çünkü. Hayır aslında kale F8 dönüyor. Biliyor musun bu kazanç olduğunu? O kazanç.
48 dönem yok ya. Şampiyon. Şey de... Gerek yok ki bırakmasına. Basit F6 oynar sonra girer. Ha doğru evet. Çünkü şey Şah bu tarafta kalmış. Şöyle diyeyim. Şah F8'de olduğunda Şah H5 şah yaptı. Evet. Ama gerek yok yani. Aynen, basit gerek. F6 oynayıp girer yani. Ya genel F5 piyano olmadığında demek istiyorum. Açıklamak zorunda kaldım. Seyyiz Emin'den teşekkürler. Sen nasılsın? Maçlar 2 dakika sonra başlayacak. Bakalım. Şu an lider konumunda olan kişi kim? Bilmiyorum. Bireysel bir turnuva değil ancak. Takımlı ya. İsterseniz Urfan Sevdim Aliyev Vugar Rastol maçına bakalım. Sonraki turda da en yüksek reytingli kişi Rauf Muhammedov herhalde. O kaç puan yaptı? Bilmiyoruz. Ben hemen bakarız. Bakmaya çalışayım. 2 dakika var. Maçı devam etmiyor. Bir oyun şimdi oynuyor diyor ama o şey tam yazışmaymış. Turon'a giriyoruz bu arada. Evet, 1 dakika sonra Turon'a giriyoruz. Kime bakalım sizce? Sonraki tur Misrattin İskandarov, Urfan Sevdim Aliyev'e bakacağız. Şimdi kime bakalım? Durar var değil de yok. Rauf Manadolu da olur, Manadolu da olur. Ya ona bakalım. Şuradan. Başlayacak birazdan. Evet. Bir dakika. Oynadı bir maç beraber etsin bakalım. Sever ne oluyor? Aynen öyle. O önceki maçta iki tarafında belki de kazançları vardı. Ben hemen bir ışığımı açıp geleyim. Arkadaşlar burada abone olmayan varsa like atmayan lütfen abone olup like atırsa bize çok büyük desteğiniz olur. Maç başladı. Başladı mı? Ben göremiyorum bir dakika. Şu an başlamamışlar diyor bende. Barakla oldu bak. Sonra bak, başladı bu arada. Şu an başladı. Zar Mamadov'da geldi. Zar Mamadov maçı var. Rauf Mamadov'la. Ona bakıyoruz herhalde. F6 vezir E2, E4, vezir E4, vezir D5. Vezir A5 geldi. Bu da şeye göstereyim ben ama. Ya tamam maddeyi de atmayalım. Bu arada ben öyle sadece bir maç kazandım. Ben hiç kazandım. Ben internette kazandım daha doğrusu. Ya internette zaten. Ama ben sayfalar şeyinde kazandım bir tane. 1-0 full onu oynuyorum. Bir kişi bir de. G3 oynuyorsun. G3. G7'ye basıyor. Değişmek zorunda mı? Bak bir turnuvaya geçemedim. Uyuyordum. Öğlen açtığım turnuvayı diyorsan yoksa dün kimi? Öğlen açmadık çünkü turnuva. O farklı bir turnuvaydı. Biz düzenli. Herkes katılabilemiyor. Katılamıyordu. E5 mi var? E5 mi? G4. G6. H4. H5 sürecektir diye düşünüyorum. H6 oynayabilir mi? Umarım riskli olur. H6'ya bilmiyorum ya. Önce H5 sonra G5 var. Bence H5 oynamalı burada. H6 oynamalı. H5 flash ya da G5'ten sonra bence ilk almıyor olabilir. G5. Direkt G5 tercih etti. HG'ye atla olacak bence. Bence piyonla olur. Bence piyonla aldı. Bence atla alıp H5 sürse daha iyi. Şak G2, kalaş 1, vezir H4 bitirici bir fikir. Aa evet o da var. Çok kötü kaldı o zaman. Rauf Mamedov kazanacak gibi. Ya da belki Ataş 4 de oynayabilir. Emin değilim şimdi.
Ya da Şarkı 2 mi? Ya Şarkı 2. Şarkı 2 yani. Şarkı 2 standart diyor. Kaleş 1 ve Zıraş 1 gelmek istiyor. F piyonunu da yani, kaçmak için kullanamıyorum çünkü E6'lar var. Flash 5 geldi. Kaleş 1'e Flash 3 mü alacak? G6 mı? G6 mı alacak o? Ona Vezir F5 var. Ona hem Vezir F5 var hem AT5 de var. Evet, Flef 3 var burada. Vezirli alırsa Vezir F5. Vezirli alırsa Vezir G5 var. Vezirli alamıyor zaten. Flef 3 geldi, Şah da alacak. AT5 benim dediğim hamle geldi. AT5 At G6 mı? Aynen. Flash'ın gelemiyor, Vezir G5 şimdi boş. Şey yapacak herhalde. Kaleyi E8'e falan çekecek. Ondan sonra Vezir H7'lere Şah F8 burada basacak. Burada Vezir F5 veya B5. Vezir F5'e gerek yok herhalde. Yani ama filan F6 istiyor olabilir bu. Evet işte. Tam o... Kale E8 oynayamıyor. İnanmadı. F6 istemiyormuş. Ama. F6 almıyor. F6 ya F6 mı yok? Aynen F6 var. T'ye kale F7'de F2 boşta kalıyor. Doğru, evet. Onu görmedim ben. Kale E8 gelebilir basitçe. Bu arada 15'i yapmışız. A5 geldi. Önce bir A5 iyidir her zaman. A4 gelecek abi. Bence o A4 sürecek. Ya da mesela kale F1 falan mı gelecek? A4 geldi. Ve A4 aldı. Kaleyle geldi. Şimdi bilmiyorum. Bilmiyorum. B'ye yanlış olabilir. Çünkü şimdi artık Vezir H5 istiyor. Atatürk çok doğru oynamamış kale olabilir. Kale tutuyor. Evet, bence doğru oynamadığını kabul etti bu hamle. Vezir H5 bitti ya. Vezir H5 nasıl bitti ya? Kale E8 diyorsam. Aldı. At G6'yı o yüzden koymadık mı zaten H8'i tutsun diye. Ben kale E8, şah F8 bekleyeceğim. Ama yani bu oyun sonu kötü. A5'te düştü. Girmek istemeyeceği bir oyun sonuydu. İyi konular. Bence o kadar iyi. Ya çok iyi olmaz. F5'i de aldı. F5'e taş 4 var. Şarkı çok güzel. Ama burada devam edecek mücadeleye tabii ki. Daha net bir şey yok. F4 geldi. Kale E8 gelecek. Bu kale E7 daha iyi bence. Kale E7 döner. Evet evet. Doğru, ben de o kadar fikrini fark etmedim. Kale E7 döndü o yüzden. O zaman şimdi F4'ümüz sadece geç kalenin almasından kaçtık. D4 tam beyaz bence iyi oynadı ve konumuz sabitledi şu anda. C6'ya basacak yavaş yavaş. Daha pek yavaş basmayabilir, hızlı geliyor. Ataş 4 F3 istiyordu. Ama kale H1 de tuttu. Ne oynayacak? Kale F5 istiyor olabilir yani. Kale E7 geri geldi. Kale C6 uydu. Kale G6. İhtimal onu bu arada. G6 geldi. Tamam, bunu uydu. Zaten terk etti. Evet, Rauf Mamedov için güzel bir maç. Bugarra'nın maçı oynanırmış. Ona bakalım. Hangi maça bakıyoruz? Bugarra Stol'la Urfan Sevdim Ali'ye. Tamam. Biz hiç siyah zor. 4 piyon var. Hatta siyah kazanç. 5 piyon var. Siyah kazanç, 5 piyon var. Az önce niye? Çok net kazanç. Şikiyi vermek istemedi. Şikiyi vermedi. Yani yapacak bir şey yok. Son kapıyı bu turma gerçekten iyi oynuyor. Daha doğrusu Urfan Sevdim Ali'ye. Kale ve bir kazanç mı? Hayır. Kazanç da yani çok gereksiz karışmadı mı bu konu? Hatta belki değildir. Beraber. Kale G6 var beraber. Kale G6'ya şah F5 oynuyor. Şah F5'e kale C6 geri gelip piyano alıyor. Doğru. Şah F4 gelseydi. G5'e bırakıyordu. Bunu sürüyor ama bilmiyorum ya. Bir dakika. Tamam. Şah C5. Aa, bitti. Yok, kale 8. Yusuf, senin dediğin fikre de bu olabilir mi ya? Benim dediğim fikre yine C'yi sürüyor, evet. Direkt C piyonunu götürüyor. Yüksek ihtimal şah yanlış yerde olduğu için kaybetti bu oyun sonunda. Aynen.
Şah çok uzakta kaldı, o yüzden kaybettiler. Tamam, 3 dakikamız var. 11. turda burada son 2 tura da girmiş olduk. Sevdim Aliyev'in maçına bakacaktık. Yani Misrattin İskandarov oynuyor. 11. turda mıyız şu anda? Evet. Bakacağımız maç 1-4 Misrattin İskandarov, Urfan Sevdim Aliyev. Aynen. Gerçekten güzel bir turnuva oldu ancak sonuçlar yok. Hala. Evet. İsterseniz turnuva bittiğinde... Turnuva bitince sonuçları bence oluşturalım. Aynen. Tüm kaç puan aldı. Hepimiz farklı bir oyuncuya bakarız. Evet. Sırada da konuklarımız gelir. Evet, onu da yanda hallederiz. Maç her 2 dakika sonra başlayacak. 14 izleyici var. Güzel. Abone olmayan varsa olmayı unutmasın. 2 aboneyiz şu an. Olmayan varsa, abone olursa seviniriz. Orada akşam da hatırlatmak için Almanya Ligi'nde 8A'da oynayacağız. Biz de yeni katıldık o lige. Karantina döneminde kurmuşlar. Orada da ilk 3'e girersek lig atlayacağız ve daha iyi liglere gideceğiz. Yani siz de orada gelip bizim takımımız adına bize destek verebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Bir dakika sonra başlayacaktılar. Evet, bu arada 273 olduk şu an galiba. Aynen. Abone olan. 275 olursak, hatta 280 konuklar gelince ben bir anda fırlayacağımı düşünüyorum. Yani konuklar gelince bir 300. Bence bu turnuva gördüğümüz en iyi amelerden biri Vezir F6 ilk turda. Ralf Mahmudov'un. Aynen. Başar başladı bu arada. Evet. E4, at F6, aleyhin. Aynen, aleyhin. Ben bunun ismini bir yayında unutmuştum. Vezir F3 belki olabilir ya. E6 fil içeride kaldı. Bunu istediğine emin değilim açıkçası. Vezir F3 bence o yüzden iyiydi. Evet, Vezir F3, G2 zaten böyle oynanıyor. Yani ne kadar kötü oldu bilemem ama yani filin içeride kalması iyi olmadı kesinlikle. Bence de. O fili aktifleştirmek için daha iyi başka denemeler yapmak zorunda kalacak. Vezir F6 geldi. 18 kullanıcı izliyor. Vezir F6, at F6. Kısa dök. D6'ya tercih etti. D6 iyi herhalde. F4'ü de kontrol altına alıyor. Aynen, şimdi rok atacak. D6 mantıklı uzuyor. Bence burası bir eşit bir konum ya. Ya D6'nın tek dezavantajı ileride at F4'ten tempo yiyebilir. A3 oynayıp F4'ü kesti galiba. Evet. Piyonun C6'da olduğu konularda A5'in genelde bir zararı olmuyor. Böyle. Çünkü B5 tutulu oluyor. Evet. Şimdi diye. Burada siyahın bir sorunu var. Şimdi nasıl atacaklar? Belki B6 fil A6 çıkmak istiyor olabilir. Bence ya tamam B6 fil A6 olabilir. Tabii şimdi. Ondan sonra at F6 oynayabilir bu konuda. E5 geldi. E5 ile çıkmaya çalışıyor. E5'i demiştim ama yani izole piyon yaptığı için ben... E5 benim oynayacağım bir hamle olmaz gerçi ama yani benden çok güzel oyuncular oynuyor şu anda. Ben ATF6'a E5 tercih ederdim yüksek ihtimal. Ya bir sıkıntısı varsa ben göremiyorsam ayrı tabii de. Orada izole piyona girecek mi yoksa o fili verecek, vermeyecek yani vermeye de bilmiyorum. Ben fili veririm. Gel şimdi tamam izole piyona girince de bir şey çıkmıyor yani o da var. Ama tarzı belki sıkıntı yaratır. Son ya. Ben çift yaşayacak. Zole'ye girdi. Çünkü kale B1'e yok, kale B1'e alması çok kolay olmuyor. Ya ama ya böyle konularda izolelerde genelde vezirlerin değişilmemesi gerekiyor. Yani hafif taşların değişilmesi gerekiyor. C3, F3, at D4 olabilir.
A4 olabilir belki ama gerek yok herhalde. Buradan çok şey yapacağız zaten birazdan. Sabitlemeye gerek. Ya sabitleme genel olarak iyi olsun diye. Belki ben ya şey yaparım. Gelirim. Hatta bence. Ben kalem 6'ya gelmek istiyorum aslında herhalde. Kale 6 bence en mantıklı hamle o kaleyi geliştirmek için. Ama C4 falan yemeyeyim kafama da. Gerçi file F6'da tutuyorum. Şimdi A3 oynamıştı bir yerde değil mi? Yok C3 oynamış. C3'ü bekletsek daha mı iyiydi acaba? Bence daha iyi olabilirdi evet. C3'ü bekletsek de oynayacaktık her türlü. Kale C8'e geldi. B4 olabilir ya. Yani, bir şey olmadı. Bu konu berabere doğru gidiyor şu anda. Gerçi dış geçer piyon var ama yani. Evet, sanmıyorum açıkçası. Filavet falan oynarsa kale A1'ler olur. Ya da kale A2. Kale A2 olabilir. Kale A2 düşünüyor olabilir. Aynen. Ama sanmıyorum kale A2 çok iyi olacak. Bu arada fil D4 fili gerçekten iyi yani. Çünkü filmler değişiyor. Hem fil çift avantajı gidiyor. Hem at güçlü bir kare oluşuyor. Beyaz'ın konumunu beğendim ben açıkçası. Bu değişim onun çok işine geldi. Ha şey F8 de oynayacak belki. Ya bir, ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Ya o fili vermekte bir sıkıntı yok. Kale A2 ya. Yani, kale B1. Kale B1 olacak herhalde. Ona da kale D2 var herhalde. Şey F8 gelmeli. Siyah pasif savunmak istemiyor. Onu göstereyim şu anda. Kalenin geri dönmemesi gerekiyor. Bence kalenin geri dönerse çok bir anlamı yok. Kalenin evet zaten. Burada B5 oluyor mu? Burada at E6 yok mu ya? Gerçi at E6 olabilir. Yetişiyor herhalde. Yetişirse beraber. Yetiştirip kazanıyor bence. Yetişirse en kötü beraberisi var. Bir hesap diyeyim geldim. Kazanıyor evet. Hesaplarıma göre. At E6'dan sonra At E6 geldi. Sürecek tam hiçbir şey yok. Kale C2 veya A2. Sürünce kazanç değil mi siyah? Hayır değil. Ya değil yani. En kötü şey o D4'e gelecek o gelene kadar. Opsiyonu kalmış. Evet. Mesela şah E'di şimdi. Şimdi E5 belki oynar burada. E5 oynayayım. Şimdi ben onu anlamadım. Şah D4 bence güçlü hamle. Evet, çünkü evet. Hem F süresinde varken iyi bir karar. Şimdi beraber oluyor. Bence beraber kötü oynadı. Şah E'de daha iyiydi. Nasıl daha iyiydi? Daha iyiydi. Almıyor muyum basitçe B7'yi? Kayıp ediyorum. Kaybediyorum. D4 oynasa yine kaybediyorum. Şah D4 yine kaybediyorsun. Kale D8 oynandı. B8 yok. Yanlış oynadı ya. Tamam yanlış oynamış. İyi oynadı diyoruz yanlış oynamış. Diyorum ben yanlış oynadı. Acaba senin dediğin gibi oynayabilir miydi? İkinci soru. Bence daha iyiydi. E5 öneriyor makine. Doğru E5 öneriyor. Neden olduğuna bak. Şah D6'ya gelirse kale B6. Şah D6'ya kale B6, şah D7'ye de şah E5 diyoruz. Şah C5 bilmiyorum ya. E5 de o kadar iyi değildi. Çünkü rakip doğru oynadı. F4 oynadı direkt. F4'dan sonra kötü kalıyor evet. F4. F4'da şah E6 öneriyor makine bu arada. Kale B6, şah D7 opyonu da veriyor. Sonra şah C7. Şimdi şah gelemediği için opyonu alıyor ama burada 4 dakika var. Vasif Turar Baylı mı diyor? Buraya gidebiliriz aslında Vasif Turar Baylı'ya. Aynen beraber olmuş orada. Durmadan perpe çıktı. Evet perpe var. Kale önde. Vezir C8. İbrahim mi? Kazar İbrahim daha doğrusu. Kale öndeydi ama beraber olmuş. Vezir B3. Vezir A3. Beraber bu maç geçelim. Başka yok gerçi. Son tura gireceğiz. Evet son tura giriyoruz artık yavaştan. Hangi maça bakalım dersiniz? Bence Ugar Raslov vs. Turar Baylı olabilir. Olabilir. Aynen o maç olabilir veya 2 veya 3. maça bakabiliriz.
Bu maçtan sonra kimin kaç puan aldığını şey yapabiliriz. Aynen, onu bir ayarlayalım. Bu arada zorlayacak galiba Pasiftir abi. Tüm piyonları topladı. Neredeyse bir piyon kaldı. Bence burada zorlanmaz ya. Beraber yaptı. Bir merak ettim son konumu. Evet, sıfır veriyor. Yok yok. En kötü beyazın var zaten. Sıfır diyor aynen. Evet, son turda Azer Mirzoyev, Mitratil veya Vasiftir Arbaylı bu Galatasaray maçına bakabiliriz. Bence ikinci masaya bakabiliriz. Tamam. Bence de ikinci masaya bakabiliriz. İkinci masa en güçlü eşleşme gibi duruyor. Oraya bakalım. Açtım onu yanda. Ravan gelmiş. Hoş geldin Ravan. Aynen. Ravan, bu hesabımla daha önce gelmediysen abone olmayı unutma. İlk defa Ravan Uğuzov ismiyle geldim çünkü. Şu an 273 aboneyiz. Abone olmayan varsa, abone olursa çok memnun oluruz. Yayın sonuna kadar 280 olsak. Aynen, bayağı iyi olur. Çünkü birazdan GM'ler gelebilir. Bunlar da gerçekten çok güçlüler. Evet, sorularınız varsa bize veya konuklarımıza yazmayı unutmayın. Her iki hesabına da abone oldum demiş Levan. Teşekkürler. Maç başladı. Sana geldi. Kapalı sicile geldi. Son tur için sakin bir seçim. 6B5. Hızlı bir B5 geldi. Normalde bu kadar hızlı B5 oynamıyor. Aynen, genelde o kadar erken. Ama muhtemelen yine B4, at A4, file A4 falan. O yüzden. Piyon verdi. Ne için verdi? Aktiflik için verdi herhalde ama at C5 geldi. Bu arada bir GM kesin gelecekmiş. Diğeri belli değil. Vezir F3, ben de bu hamleye bakıyordum. Güçlü bence. File 3, rok herhalde. Rok atabiliyor muyum? AT6 mı? AT6 var, evet. Rok atamıyorum. Vezir D6. Bir dakika. Bir dakika. Rok AT6'ya F6 alamıyor muyum? Yok, rok AT6 almıyorum da. Evet, doğru. Ne yapıyoruz? At F5 olabilir de. F5'ten sonra bir şey kaybediyor muyum? File 3'e vezir F3 alacağım. Bence o kadar iyi değil. F5 al. Aha, A7'ye bakıyorsun. Tamam. Aynen. Sonra at D6 koyuyorum. Kale A1, rok. Şimdi vezir G4, evet. Piyon gerideyiz. B8 kağıt pasını hızlıca şah kanadına yönelmek lazım. Zaten şu an flaş altı kaçta? Dolun attığı linkten bakabilirsiniz. Evet, C8 geldi. F4, F5 alabilirim diyecektim de. At A6 diyecektim de olmuyor. Bir şey kazanmıyorum yani. H4, H5, H6 oynayacak. Güzel bir fikir buldu. Siyon konumu fena değil bence. Ya H4, bence beyazın da baskısı var kesinlikle. Atın oraya gelmesiyle ama beyazın sıkıntıları artacak. H5 oynamalı bence. H5 ama ya mesela böyle bir konuda H4-H5-H6 ile mi saldırmak istiyorum? Yani? At D4'da kale D4 bile alabiliyoruz. At D5 istiyor olabilir ama ya. Ya şimdi bilmiyorum. H4-H5-H6 ne kadar hızlı bir saldırı. Bir fikir oldu H4-H5-H6 çünkü G6 sürdüğünde G6 sürdüğünde kullanılıyor bu fikir ama şu an biraz yavaş mı kaldı bilmiyorum. Kale D4 alacak bence. Kale D4 alması lazım. Kale D4 ise bitiyor neredeyse. Sabahtan beri buna bakıyorum ben de. File almalı. Bence kareyle almalıydı. Ona bakarız maçtan sonra. Bu arada benim de ilgimi çekti senin oyunu dedim ben. C2 almayacak yüksek ihtimal ya. Alabilir C2. Aslında. Alamaz ben. Aldı. H6. Tamam. Bu arada şey var.
kalenin arkasında vezir F2'ye bakıyor. Yüksek ihtimal ona güvenerek oynuyor. Tamam, vezir F4. Vezir F4. Vezir G5 olabilir. Evet, vezir G5'e vezir G5'e vezir D4'e vezir D8 var. Evet, güzel fikir, haklısın. Vay be Batına. Vezir G5 bilmiyorum yani. Vezir H4'ten farkı ne? Bence Ege'nin dediği fikir daha iyiydi. Vezir G5 daha iyi olabilir. Evet, daha iyi olur. Çünkü burada vezir D8 dönebiliyor. Bir dakika, vezir G5'e kale F2 gibi bir hamle olabilir mi? İşte şimdi vezir E5 D6 süre mi? E5'e D6'ya E6 boşta. Süremez. Son vezir E8 mat oluyor. Ona malum bakalım bir maçtan sonra. Bir de senin dediğine bakalım. Kale B8. Kale B8 vezir B4 oynayacaktır diye düşünüyorum. Vezir B4, evet. Vezir B4'ün vezir C5. Ya da kale B8 vezir D4. Okularla gösteriyorsun değil mi sen bu dedikleri? Ben göstermiyorum. Vezir... D4 aynı. Vezir B8'e vezir G7, vezir G8 var. B8 düşüyor. Şimdi siyah sanılabiliyor muyum? Vezir E5. E5 oynamalı. Şu anda E5 oynaması gerekiyor. Kale E5, vezir B8. E5'e vezir D5 var. Vezir D5 var. E5, kale E5 yok mu? Şah E'de vezir G8 muhtemelen. Kale F8. Şah G5 oynuyor. Devam kaçıyor. Oha. Kaçıyor şu an. Evet, bence kale E5 iyi değil miydi burada? Şey mi vardı? Kale C1 mi vardı? F4'e falan baktım da olmuyor. F4 olmuyor. Şah G5, kale E5. Kale C1 lazım şu anda. Kale F5 istiyordur herhalde. Kale C1 geldi. Şah G2. Şah açtı. Vezir C2 ile F5'ini tuttu. Tam vezir F3, vezir F4. Vezir F3, vezir D2. Vezir D2, kale F5. Kale F5, vezir F5. Şah H6 geldi. Kale F7. Ne istiyor? Vezir F4 istiyor. Bak çok iyi. A7 de var. Oyunun sonuna kadar kale F7'de kaldı ve vezir E3, vezir A7 de vardı bu arada. Vezir D2'ye galiba kale E3'den sonra aynen bitiyor. Kale E3. Kale E7'den kale sonra. Kale H7. Şah G5 geldi. Kale H7'de herhalde. Olabilirdi ya. Ne olacak şimdi? Nasıl bitecek bu? Beyaz kale kazandı yüksek ihtimalle. Ooo. F4. Çok güzel, çok güzel. F4'ü kendisi oynamalı yüksek ihtimal. Ama onu da yapamıyor. GF4. F7 mat. Yalnız. Çok güzel kazandı ya sonunda. Vezir G2 çok güzel hamle. Sakin hamle açmazdan çıkıyor. Vasıf Dural Vahirli bence bu turnuvada bayağı iyi bir skor aldı. Şah F6. Kale F7. Şah G5. Şimdi F4. F4 var. F4 veziri düş. Kale C2 var. Kale E2. Pardon, kale D7 alır en kötü. Oğlum kayıp değil mi? Kale D7 alır. Kayıp, evet. Terk edecek. Evet, terk etmesi lazım. Bu maçı bir kale D4 kısmını Duralvaylı bu maçı güzel oynadı. Piyonları verdi. Aktiflik için oynadı. Bu arada fil D4 ve kale D4 eşitmiş. O konum siyahıymış. Yok, fil D4 ufak daha iyiymiş. Tamam yani. Kale D4 de bir seçenekti yani. Orada kaliteyi verip saldırmak için oynama. Orada kale D4'ü almıyor değil mi? Kale D4'ü almıyor. Kale D4 yok, almıyor. Alırsa ama hem de alt hem de. Az önce Zahar Mamadoğlu'la konuştum. Yayına bağlanacak birazdan. Bana haber verecek. Vezir G5'e kale F2 yok herhalde. Ona vezir B8 var. Vezir G5'e kale F2'ye vezir E7'den sonra beyaz kazan. Beyaz mı kazan? Vezir G5'e vezir B8 diyor. Evet. Vezir G5'e vezir B8 diyor da ben kale F2'ye bakmak istiyorum. Vezir E7, kale A8, kale D6 varmış herhalde. Sonrasında ne oluyor bilmiyorum ama. Vezir C5, kale A6. Çok ilginç şeyler oluyor. Çok zor oraya girmek ya. Hele F1, bir şah F1, vezir C4, ondan sonra dönüp A6'yı alıyoruz. Oh. Kale F1 mi var orada? Alırsak kaybediyoruz. Yo. Kale F1'e kaybediyoruz. Rola konuştum, bir daha söyleyeyim. Biraz
birazdan yayına bağlanacak. O zamana kadar skorları hesaplayabiliriz isterseniz. Tamam, skorları hesaplayalım. Tamam. Herkes bir kişi alsın. Acı Baba'dan yani Cemil Hoca'dan başlayalım. Mahmudov'un maçı devam ediyormuş. Evet. Ben Cemil... Bir ona bakalım. Tamam, siz onu yapın. Ben de başlayayım hesaplayalım. Ama Beyaz'ın süresi azalmış. Acı Baba şey yani Cemil Agamaliyev'in... Şey yap bence. Onu hesaplayalım. Başlangıç sıralamasından bak. Rauf Mahmudov'dan başla. Tamam, onu da yaparsınız. Evet, bu arada burası ne acaba? Orası. Burası berabere bence. Bence de. Kale ilki kazanca zorluyor. Ama çok zor. Ay, ne olsa? Onu kala 4 oynuyor. Kala 2 ve 4. Şah F8. Şah F8 gelecek. Şah D6 oynuyor. Şah gelir. F7 mi? G7 de olabilir. G7 kaybetmedim ya. Ha yok, F6'yı alıyor. F6. Kaybetti. Aynen, aynı renk kalıyor en son. Aynı renk kalıyor, köşe kayıp. Aa hayır. Şah B4'de beraber edin mi? Berabere, aynen. Şah B4'de koyup A4 suyu. Aa. Yok, böyle engelliyor. Bitti. Evet, şimdi Umut sen kimden başladın? Acı Baba'dan başladım ben. Tamam, Acı Baba. Ben Rauf Mahmudov'u hesaplayayım o sırada. Masif Durar Bali'ye bakıyorum. Ege sen de Azer Mirzoyev, Azikon. 9 puan. 12'de 9 mu yapmış? Evet, 9 yapmış. Kim yapmıştı? Yine unuttum. Evet, Cemil Agamaliyev. Tamam. Onu not alır mısın ya? 7.5 yapmış Durar Bay. Ben yazıyorum. Kim 7.5 yapmış? Masif Durar Bay. Tamam. Rauf Mahmudov 12'de 9 yapmış. Bugar Rasulova bakıyorum. Ben Sabina İbrahimova'ya bakıyorum. Ben de Zahar Mahmudov'a bakayım. Zahar Mahmudov 8 yapmış. Kimlere bakıldı söyler misiniz? Bugar Rasulova baktım, o da 7.5 yapmış. Tamam, Rauf bakıldı, Bugar bakıldı. Azer Mirzoyev ve Ege bakıyor şu an. Vasif bakıldı. Vasif Durar Bayli'ye bakıldı. Vasif Durar Bayli'ye baktınız mı? Baktık. Arkadaşlar birazdan yayına GM bağlanacak. Tamam, Misrattin İskandarov'a bakıyorum ben. Yani Urfan Sevdim Aliyev'e baktınız mı? Bakmadınız mı? Bakmadım ben. Sabina İbrahimova 5 yapmış. Misrattin de 6.5. Atlamışım. Tamam, Nermin Mahmudova, Kazar İbrahim ve Zahar Süleymanlı kaldı. Ben Nermin Mahmudova'dan başlıyorum.
Azer Müjdov'a baktık mı? Ege bakıyor. Ben bakıyorum. Kimler kaldı dedin? Ben şu an Nermin Mamadova'ya bakıyorum. Kazar İbrahim ve Laur Süleyman'la. Bu arada Urfan Sevdim Ali'ye 5 yapmış. Nermin Mamadova'ya bakıyor musun? 1,5 yapmış. Nermin Mamadova. Zahar Süleymanlı'ya bakıyorum şimdi. İbrahim Kazar'a bakalım. Onlar onu çıkıyor galiba. Ege bitirdin mi Azermin Zahar'ı? İbrahim Kazar'a ben bakıyorum. Sabine İbrahimova'ya bakalım. Bitti hepsi. Zahar Süleyman'da 3,5 yapmış. Tamam, Azikom'da 7. Tamam. Ben de şu an 6 kişi yazdı. Diğer 6. Umut hepsini aldın mı sen not? Bir hepsini almadım bir dakika. Ben daha bitirmedim şeyi İbrahim Kazar'ın. Tamam. Cemil Agamaliyev 9 yapmıştı. Bunu söylemiştiniz. 5 ve Mamedov galiba en iyi yapan. Aynen. Biri Türkiye takımından, diğeri de Azerbaycan takımından. Şimdi puanları toplayıp kazananı belirleyeceğiz. İbrahim Kazar kaç yapmış Umut? 2. Tamam. Bende olanları size söyleyeyim isterseniz. Bak ben Rauf Mamedov'u yaptım. Şey Vugar Rasol Cemil, kaç yapmış? Cemil Agamaliyev. Rasol ben yaptım. Kaç? Söylemiştim ama bu ne bir daha var. Kim hepsini not alıyor? Ben not alıyorum hepsini. Tamam. Ben şey Cemil Agamaliyev Acı Baba 9 yapmış. Tamamı yazdım. Durar Baylı 7,5 yapmış. Hirayim 5 yapmış. Durar Baylı şey. Durar Baylı 7,5. Yani onun birinizden duydum bu arada ben. Sabina kaç? Sabina 5. 3, 6, 9, 10, 11. Bir kişi eksik. Kim bakıyorum şu an? Urfan Sevdim Aliyev eksik. Dur bakayım. Onu kim yaptı? Arda. Bir daha bak. Beş yapmış o. Tamamdır. Birinciliği Rauf Mamedov'la Cemil Agamaliyev paylaşıyor. Onların ardından Zahar Mamadov geliyor. 8 yapmış. Birazdan yayınımıza gelecek o da. Magnus Carlsen de gelecek mi demiş Emre'm. Evet. Onun dışında Durar Baylı ve Vugar Rasulov 7,5 yapmışlar. Orada 25 TL'ye de çıkmış. Hangi takımın kazandığını açıklayacak mıyız? Dur. Hemen toplayayım. Onu istersen şeyler geldikten sonra, konuklarımız geldikten sonra. Sen ben toplayayım. Bende sonuçlar dursun.
ben de ortalaması ve ben bir maç yapayım. Sen de onlara o maç yapayım. Annem Mamadou var ya. Sen usta da olmuyor yorumla. Şimdi Karefine'de kaç piyon var? 1-2-2-2-2. Bir piyon önde beyazlar ama F6'daki düşüyor zaten. F4'te bir geçeri var siyah. Belki o bir avantaj sağlayacak. Beyazında 3'e 2'si var F4'te. G2 piyonun zayıf olduğuna da değinmek lazım bence. Açık hatta ve zayıf yani. Onu sürekli koruması gerekiyor. Siyah mesela kalesini bir D hattına, bir G hattına öyle götürme fikirleri olabilir. Şöyle girme fikri olabilir. Bu arada acaba piyonun sonu ne? Ben bu piyonun sonuna inanmazdım açıkçası ama ikisi de beraber olduğunu düşünüyor. Belki siyah kazandı mı sen? Yok hayır, kalede birden bahsediyorum. Ya tabii ki kalede 5 siyah kazandığını düşünerek gitmiştir herhalde. Ve H4'e dikkat etmek lazım. Çok olan bir tema. İki tane piyonu aynı anda tek piyonda durduruyor. Evet, gelemiyor C5'e çünkü E3'ler var. Evet. Hadi buraya yavaş yavaş siyah kazanacak mı şimdi? Evet öyle gözüküyor. Çünkü bloke etti. Birisi yanlış bir hesap. Birisi yanlış mı dedi? Birisi bir mi yanlış atlamış. Lan bebeş. Çünkü küsuratlı çıktı. Bir takım küsuratlı, bir takım normal çıktı. Ama yine de sonuç değişmiyor. Şu an sonuçlar bende. Yanlış yaptıysak bir daha bakalım gelmeden önce yani. Ben bir hepsini tekrar bir bakayım dedim ya. Ben kimlere tekrar bakıyorum? Puanları söyleyeyim, onu kontrol edin. Misrattin, Nermin Mamadou var, Zahar Süleymanlı, Durar Baylı ve Vugar Rası var. Herkes onları kendi baktığını kontrol etsin işte. Sen de Misrattin'e bakıyorsun. Tamam, ben Nermin Mamadou'ya bakıyorum. Birazcık konuş. Durar Baylı'ya bakıyorum. Nermin Mamadou 1.5 yapmış. Doğru. Zahar Süleymanlı'ya bakayım. O da 3.5 yapmış. O da doğru. 3.5, 6.5, 7. Herhalde azıcık 10'daydı ya. Misrattin 7 yapmış galiba. Misrattin 7 mi yapmış? Evet. Tamam. Yok, 6 tamam. yapmış 6. Tamam o zaman. Tamam. Geri kalanına bakmanıza gerek yok. YouTube puanlar toplamı ne? İki takımın da puanlarını topla. 2. Bir dakika, Misrattin 6.5. Ay hadi. Son kararı. Puanlar toplamı 72 ise doğru. Yanlış. Arda yanlış hesaplamış. Puanlar toplamının 72 olması lazım. 72 değişiyor. Kaç? 71. Kimde yanlış yaptı? Hani 71.5 şu an. Biri yanlış. Ben Durar Baylı'ya tekrar baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 7, 5 yapmış ve 7, 5 girdik zaten biz ona. Ben de azıcık ona bakayım. Ben şeye bir tekrar bakmak istiyorum. 5, 1, 5, 2, 3, 3,5. O zaman tampon olanlardan birini yanlış hesaplamışız. Evet olabilir. 4,5, 5,5, 6,5. Ben Cemil Agamalya'ya tekrar bakıyorum. 6.5. Tamam o doğru. Güzel hesapladı. Ben Sabine İbrahimova'ya bakayım mesela. Karıştı biraz. Kötü oldu.
Ya Sabina İbrahimova doğru. Başka bir kutu var. Uçlulara tam puanlara bakıyoruz. Çok iki. Ya şey Cemil Agameliyev 9 yapmış. Tamam, onu doğru hesaplamışız. Tam doğru. 4. 4.5. 5.5. 6.5. 7. Skon da 7 yapmış. Zahar Mamadov doğru mu? Zahar Mamadov da doğru. E kim yanlış ya? Acaba oynanmayan tur olabilir mi? Birinin oynamadığı tur. Sanmam. Azer Meyza da kaç aldın? Sen söyle kaç hesapladın? 7. Tamam 7 yazdık. Zavur Süleymanlı'nın oynamadığı tur olabilir mi? O çıkıyordu arada ya. Sanmam. Hepsi oynamıştır diye düşünüyorum. Aa bir dakika. Nermin Mammadova'yla bir maç eksikti sanki. Bir. Yo o da. Tamam şimdi aramaya Zahar Mamadov'u ekliyorum. Emin misin? Ya şey puanları yanlış topladık. Öyle bir şey olamaz. Neyse kazanan takım değişmiyor ama. Tamam. Ben de merak ettim şimdi kim kazandı. Ekledim. Evet, Zahar Mamadov'u ekledim ve geldi. Merhaba. Hoş bulduk. Güzel bir turnuva oldu. Kuvvetliydi oldukça. Evet, öncelikle ben Soccer Türkiye'ye bu turnuvanın yapılmasında emeği geçen herkese, özellikle Soccer Türkiye'ye ve Azerbaycan'ın Türkiye'deki Büyükelçiliğine, özellikle başta Büyükelçimiz Hazar İbrahim olmakla herkese teşekkür ederim. Çok çok enteresan bir turnuva geçti açıkçası. Herkes elinden geleni yaptı. Bence can çekişmeli maçlar oldu bayağı bir. Yusuf dondunuz. Bir daha geldi. Zahar Hoca nerede? Hoca çıktı mı? Ha geri bağlandı. Evet internette bir sorun oldu herhalde. Evet beni de Skype'tan attı. Olabilir. Bir daha herkese selamlıyorum. Öncelikle bu turnuvanın yapılmasında emeği geçen herkese, Soccer Türkiye ve Büyükelçiliğimize, başta Sayın Büyükelçimiz Hazar İbrahim olmakla herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir dostluk maçıydı. Burada kazanan olmaz tabii ki. Ama enteresan maçlar oldu. ve bence çekişmeli bir turnuva geçti. Ama tabii ki turnuvanın favorisi, takım olarak değil özel olarak favorisi Rauf Mamadov. Azeri milli takım oyuncusu ve 3 kez Avrupa şampiyonu olmuş birisi. Herkesten fazla puan aldığını zannediyorum. Ben de bir ara fena gitmiyordum galiba ama son maçta bir ara maalesef elektriklerim gitti. Elektrikler gitti bizde ve 3 saniye kala hamle yapabildim. O maçı kazandım ama. Size de teşekkür ederim kanalınızda bizim turnuvamızı yayınladığınız için. Yayınlarınızda başarılar dilerim. Gelelim maçlara, istiyorsanız analiz edebiliriz bazı maçları. Aynen. Sizin Rauf Mamadov. Aynen ben de o maçın orada. Evet. Çok iyi buldum bence ama sonrasında Kalaş 8'i görmedi o. Rauf maçtan sonra bana yazdı, grupta yazdı bana. Kalaş 8 nereden çıktı diye. Ben onu görmedim diye yazdı. Ekranını
paylaşabilir misiniz herhangi biriniz? Öyle bakalım maçlara. Tabii Arda paylaşsın o yayını yaptığı için. Hocam Rauf Muhammedov'un ilk çoda yaptığı vezifede aslında gerçekten. Maçları izleme zamanım maalesef olmuyordu. Kendi maçlarımı zar zor bitirebilirdim. Bir tane maçım erken bitti. Hazırımızla bile beraber yaptığımız maç. Evet o demeş olan. Evet. Bizim özel bir kelimemiz var kendi aramızda demesine biliyorsun. Söylemeyelim. Evet. Güzelle. Pil. Açıkçası biz Rauf'la variantı herhalde 6 sene önce Nahçıvan turnuvasında oynamıştık. O da berabere bitmişti. Ve orada da ben kazanıyordum herhalde. İyi ki. Burada beyazın fikri standart zaten. Yani 5 piyonla baskı yapmak. Atı C4'e. A4 hamlesinin anlamı rakibin B5 oynamasını engellemek. Fil B2. E5'e baskı yapılıyor. Fil G4 H3. Bunlar standart hamleler. Amaç H3'ü çağırıp fil H5'e koymak. Amaç atı E3'e gelip ileride F5 veya D5 karelerine gitmek olmalı. Genelde bu yapıyı siyah G6 ile oynuyor. Fil de altta değil, G6 fil G7 oluyor. O zaman beyaz at F5'e gidemediği için D5'e gitmeyi şey yapıyor. Burada at D4 Rauf enteresan bir şey yaptı. Ben bunu görüyordum ama bence E hattındaki açmazdan bazı sorunlar yaratabildim ben ona. Fil F4 hamlesi bence doğru değildi. Bilmiyorum. G3'ü burada düşündüm ama hesaplayamadım ve Rauf hesaplamada taktiksel, çok taktiksel güçlü bir oyuncu. O yüzden fazla risk almayayım dedim. Kale A1 biraz sağlam oynamak gerekiyordu bence. Bence doğru oynuyordum vezir F3. Burada fil H5 oynayabilirdi. Fil H5'e vezir E4 kıracaktım herhalde. Aynen. E4, kale E4, kale E4. Bence orada çok iyi avantaj var siyahta. Beyaz. Orası abi. Evet doğru ve orada... istiyorum. Görüyordum ben onu. Çok zaten Rauf'la oynamanın en iyi yöntemi avantajı kendinin sahip olması. Çünkü avantaj onda olduğunda neler oluyor? Diğer maçta gösterdi zaten hepimizi. Ben dahil. At G5. Orada at G5 şey... hamle değildi bence. Vezir B7. Ben bu fikri görüyordum. Kale H8 fikrine çok ünlü bir fikir zaten. Taktiksel bir fikir. O yüzden vezir C6 oynadım. B3'ü verdim 8. yatayı zayıflatmak için. Vezir C5'in de zaten amacı oydu. Belki vezir D7'ye gelsem daha iyi olurdu. Bilmiyorum. Ki ateş 3 olmasın. Ben D5'i düşünüyordum. Ya ben gördüm. Ya vezir C5'in ateş 3'ün geçmediğini gördüm. Kale H8'i görüyordum. Vezir C6 buradan mat edeceğimi zannediyordum. Bitti maç dedim vezir C6'dan sonra. Çünkü F6 oynarsa vezir C6'ya vezir E8 vardı orada. Şah H5 vezir G2 oynamak zorunda kalan. Burası tabii ki tamamen kazanç ama saniyelerde burayı oynamak özellikle Rauf'a karşı çok zor bence. Muhtemelen ben rahat kazanıyordum. Siz bize şeyi kaçırdınız. Fil C5 fil A'yı da alabiliyordunuz kale file kale finaline girebilmek için. İki piyon kaldı onda. Ya burada ilk önce mat olduğumu zannettim. Sonra E5'teki filin A1'i tuttuğunu gördüm. Bence F5 oynadığımda kazançtı ya konum. F5 bence o F5 geldiğim yere bir gelelim. Bence burası tamamen kazanç. Ben burada bir şeyi görmedim kesinlikle. Ha diyorum ya. Hiss olunuyor zaten. Biraz etüde benziyor pozisyon ama F1'in çıkacağı şey oluyor. Ama şah E5'e F7 yok mu? Nasıl şah E5? Bir dakika. Şah E5. Ha şah E5. Kale F1'e at G5 varmış. Sonra file bir dakika. Burada şah E5 diyor bilgisayar. F7'ye ne var? F7'ye şah E6 alıp F8'e kale F4. Ama şah E6. Ha, şah E6'ya kale 3 aldığımı zannediyordum. Ben F7'yi alıyormuş. Ha, ben kale 3 sonra vezir çıkıyorum düşünüyorum. Şah E6'dan F7'yi alıyorum. Doğru. Kale C1, şah G2, kale C2. Sen nerede atıyorsun? F4 kaçırdınız. Nerede? At G5 varmış. Kale F1'i orası direkt terk oluyormuş. Nerede? 49. hamlede şah G3. 50. hamlede fil F4 kale F1'e at G5 varmış. Ya ben fil şey kırdım. File 3 kırdım. Benim düşüncem neydi? Şah E3 kıracak düşünüyorum. Kale F6 çıkma gelmedi. Benim hesapladığım variant şöyleydi. Bir geri al. At F4 ne? Benim hesapladığım variant şah çarpı E3'teydi. Evet at F4 gerçekten iyi hamle bu arada. Şah çarpı E3 şah G2 oynuyordum. Şah E2'ye de kale 3 onu gördüm ben.
Piyon vezir çıkıyor sonra. Birden kale F6 kırdı. Orada bir panik başladı. Herhalde o hamlede hata yaptım ben. Orada anladım. At F4 vardı. At F5. Diyorum bir yerde çatal olmalı. Ama şey yapamadım. At F4 kaçtı. At F4 görmedim onu. Hissediyordum bir yerde çatal olacağını da anlamadım. Hem niye fil G5 oynuyorum ki? C5'i niye kırmadım ben? Doğru ya. Aynen. C5'i A7 alabilir. Kale fili oynardım ya. Bir de hatırlıyorsanız biz derslerimizden birinde bakmıştık. Rauf Yıldırım Dünya Şampiyonası'nda Duda'ya yenilmiş kale fili. Benimle tutardı herhalde de o hatayı yapmazdı. Diğer maçlara bakalım. Hocam. Ya, gerisine bakmak bir anlamı yok bence. Ya da şey. Maçlarıma bakmak zorunda değiliz. Başka maçlara. Rauf'un vezir F6'sı diyorsunuz. Ona bir bakalım. Evet. Hamleyi baksak. Bence çok güzel. Evet bence. Bir anda oldu. Biz beklemiyorduk. Vugar'la mıydı o maç? Evet. Maç oldu. Hocam bir de nasıl? Turnuvaya kaliteli bir başlangıç oldu. Kanalın diğer üyesi Doruk da size teşekkür etmiş şeyden, chat'ten katıldığınız için teşekkür ederim. Bu arada biz geçen Azerbaycan şampiyonası oldu. Tarihte ilk kez 1+1 Yıldırım şampiyonası. Orada Vugar Siyahlı İskandinav'da yendi Rauf'u. Şimdi revanş time'da herhalde. Evet. Öyle oldu. Hiç hoş olmadı bu maç. Yani bizim analizimizde biz Karsan'la Rauf'un maçını analiz ettiğinde o da düzenli İskandinav oynuyordu Rauf'a karşı. Ugar herhalde Karsan'dan örnek almış. At F5. At F5'in ne kadar doğru olduğundan emin değilim. Bir dakika. DC yok muydu? Evet, DC mi? F5 at DC. DC. Vezir C5 alamıyorsun. Tamam Vezir C7 oynayıp o piyonların zayıflığını oynayacaksın. Okey. Ama Vezir C7 C4 geleceğim. Evet herhalde. C4 bence. O C4'ten dolayı var yüksek. Yani bence beyaz orada çok iyi. Evet orada çok iyi. Tutuyor piyonları. Atef6 hatta o piyonu geri verebilirim. C6 evet. O piyonu geri verip kırdığında Vezir F3 oynayıp aktivlik mende double piyon olsa da C2 C4 o double piyon Botvinnik'in sistemine göre faydalı bir double piyon. Çünkü D5 kare çok önemli. D5 karesini kontrol ediyor. Beyaz şah kanadından oynayacak. Fil C3 G4 G5. Rauf'un ben oynadığı gibi neredeyse. Değil mi? Başka şeyler de var. Mesela F4 dersen fil D6'ya C5 gibi hamleler de var herhalde. Ona da yarıyor. Olabilir belki de. Tamam ilerliyor. Ya yani kale A1 bence çok iyi değildi ya. Ya atı niye aldı? Ne taşı niye verdi gerçekten? Bize D7 yok muydu? Görmedim. D7'ye kale D1. Biz de bir şey yapmıyoruz. Kale E1'den mi? Ha, kale D1 oynuyor. At E7 fil D6 oynuyor herhalde. Evet o da ondan kayıyor. Korktu yüksek ihtimalle. O herhalde buradan taşı düşürürüm diye buna girmiş. Evet o burada zaten biz burada açtık. Ben burada şey dedim taşların konumu çok garip dedim ama birkaç anda sonra şöyle bir şeyler oldu. Buradan mı ezdi? Bitti. Güzel. Güzel oynamış. Başka enteresan maç var mıydı? İzlediğiniz. Ben hiçbir maçı izleyebilmedim maalesef. Şey maçı vardı. Vugar Raslov'un taşa 5 piyonlu. Ama biz onu izlemedik ya. Onun en sonunda. Ben sonra maçı anladım. Sonra hızlıca beraber oldu. Ben onu anlamadım. Baba siyah kazandı. Hayır kazandı kazandı. Veya Urfan Selim Aliyev kazandı. Ha doğru evet. Ondan sonra beraber oldu. Ben baktım da orası kale oyun sonuydu sanki. Aynen. Sonra kale oyun sonu oldu. Üçüncü maç üstten. Taşa 5 piyon falandı. Ondan sonra izleyeceğim. Ben baktım güzel maç. Bence Urfan Siyahlı oynuyordu maçı. Yok öyle Urfan mi? Beyazdı. Kazandı. Tamam. Hayır bunu siyah kazandı. Urfan kaybetti. Hayır bu maçı siyah kazandı. Urfan Siyahlı kazandı diye hatırlıyorum. Aynen yani. Siyahlı kazandı. Kale oyun sonuydu. F piyonu H piyonu ona karşı mıydı? Neydi öyle bir şey? Şeydi. F C'ydi.
Evet. Ha bu maç evet. Bu ne? Bulgar kazanmış. Bu maça biz hiç bakmadık. Yani ben sonrasında analiz etmiştim. Güzeldi. Maç bu bir nevi pirke dönüştü zaten. Direkt dönüştü zaten. Altf4 koyacaktı. Vezir Elçil onu engelledi. Az önce G4 gösteriyordu. At düşmüyor muydu? Evet evet. Evet G4 at düşüyor. Herhalde at e... Yok at e5 yok ki. At a5 yine bir şey oldu. At a5 vezir c6 mı yani anlamadım. Ya tutuyor d2'deki at f3'ü tutuyor. Evet, c4'ü almayı istiyor da bir şey olmuyor. Fili kaçar en kötü. Kale falan. Çok kötü değil mi burası ya? Kale F3. Artık son deneyim yani. Yapacak çok şey yok. Çok kötüydü. Bir anda burada AT5 uydu herhalde. AT5'i uydu. AT5'ten sonra çünkü avantajı siyah alıyor. Bir de at G2. At H3 gösteriyor. At H3. Ama kabul edin ki bir dakika. AT5 oynamak. Evet çok zor. Bir dakika değil normalde bile oynamak. Hem zor ve normal devam da ediyor var yani. Yani Bulgar daha taş üstü oynasa lise sonu ban ederdi diye düşünüyorum. Muhtemelen orada varyant ateş 3, ateş 3, şak 2, kale F8 sakin hamle mi oluyor acaba? Öyle bir şey oluyor galiba. Kale evet. F8 olur. Bunu görmek... Evet, at G3'de diagonalde kalıyor çünkü. Vezir H1'e de vezir F4. Vezir H1'deki hamle, vezir F4'ten sonra müthiş avantaj var. Çok avantaj var ama ateş çok zor. Neredeyse mümkün değil saniyeler. Filde 5 tek herhalde. Filde 5'e... O filin gitmesi lazım. Filge 5'e de at G5 falan çok zor. Ya onu anlamak mümkün değil. At G5. Vezir F3 atar 3 istiyor. Ya bunu getirelim bu. Ya hepimiz çok karışık. Makine değiliz. Evet yani bu ateş 3. Maçın yani burada da ateş 3. Ateş 3 şimdi veriyor. Şimdi kale F3'den direkt avantaj var. Şu an at G2 de aynı mantıkla yapılmış bende. Evet evet. Şimdi ama at G2 daha çekici geliyor insana. Evet çok daha çünkü piyonu alarak geliyor ama neden daha kötü? Ben onu anlamadım. Hem de çok daha kötü. Biraz daha değil yani. Çünkü diğerine daha tempolu geliyor. Piyonun H3'de olması belki bir yerde hava deliği açmasına mı engelleyecek bilmiyorum. Evet o tarz bir şeydir herhalde. A3 gereksizmiş herhalde. Ha kale G2. G3 gittikten sonra siyaha kazanç olmalı bu. Çünkü evet. Her piyonu hızlı ilerliyor. Beyazın ekstra taşı daha ateş 5 takmış. Lan burada 20 saniye. Gerçi ateş 5'i görmeliydiler herhalde. Bu turnuva bayağı öyle şey oldu kaçan hamle falan. Aynen. Sizin de herhalde bir maçınızda file 3'e premium koydunuz. Evet. Evet ya. Orada G3 alacağını zannediyorum. Benim öyle maçım var şeyle. Burada kale G3 vardı abi. Yardekesko diye bir tane Moldovan 2600 var. Ben Prag'da onu yenmiştim o variantta. 2017'de. Ben BC alacak dedim. Otomatik file 3 oynadım. DC aldım. Ya orada file 3 biraz saçma oldu. D8 alıp koyabilirdim file 3 en azından. Ama ya, o maçta güzeldi ya. Abi file 7 fikrine uydu vasıf herhalde. Fil D7 kötü hamleydi. Fil D7'den sonra bence büyük sorunlar vardı siyahta. Burası bitik herhalde. O maçta çabuk. Biz acaba berabere mi deriz? Evet, acaba berabere mi deriz? Burası ben ya bilmiyorum belli olmaz tabii. Kale B'ydi mi yanlıştı? Beraber. 10 saniyelerde bu konumu tutmak kale oyun sonunda özellikle. Doğru evet ama bence bu oyun sonu o kadar fazla piyon buna gitmemeliydi yani. Hala berabere veriyor şey. Tek ya Şafiki'ye berabere veriyordu sadece. Şafiki'ye berabere veriyordu. Artık kazandı işte. Ya çok güzel. Çok güzel. Bu bitti burada zaten. Hangi maç oldu?
Nermin Azermizli'ye bir güzel yendi. Piyonlar vezir çıktı orada. Öyle bir şey gördüm ben. Evet, çok güzeldi. D6. Tabii maçlara ben bakayım da ondan sonraki için. Sen misrettin maçları. Maç da güzeldi bana. C5 bence yanlı değil. D5 karesine vermek doğru değil bence. Bence de. D6'ya yerleşemiyor çünkü hiçbir zaman. Ya ben bu konu kesinlikle siyahlanıyorum. Ama bence siyah çok yavaş oynadı biraz. Beyaz her hamlede pozisyonunu iyileştiriyor. Siyah yerinde duruyor bence. Evet. Evet. Beyaz üstünlüğü. B7, H5 teknik hamleler ama bence yani hızlıca bu üstünlüğünü kullanmalıydı bir şekilde. Gerçi nasıl? O da evet benden. Bence de nasıl sorusu önemli. G5 oynamak bu konumda sakin bir konumda birden şahını zayıflatmak bence doğru değil. Ama bence beyaz doğru oynuyor. Yani beyaz iyi oynuyor. Bu konum beyazı çok iyi. Çünkü kale ben, B6 G5'ten evet, sonra evet. Kale D6 bu standart fikir. Hatta Botvinnik floor maçı var. Kale at orada at D6'ya giriyor. At B1 at A3 at C4 at D6. Öyle bir fikir var. Diğer maç. Kale D5 burası kayıp da bence siyah. Çünkü evet. Şah2'den ikisi geliyor ve piyon düşüyor. Yani F6 tamamen bitirdi herhalde maç. O D6 D7 fikrini görmedim muhtemelen. Evet. D6 D7 evet, bu iyi. Biz bunu son anda açtık. D6 D7'yi gösterip çıktık. Zaten terk etti burada. Başka bizim baktığımız maçlar aslında çok heyecanlı geçmedi. Bir kısmı heyecanlı geçti. Aynen. 2-3 tanesini zaten geçirdik. Sizin maçlarınızdan şeye baktık. İşte D5 erken D5 sürdüğüne baktık falan. Vasif Duray aylı maçına baktık. Bir de 2 tane Rauf Mamedov maçına baktık. Yo, Rauf'la siyahla ben çıkamadım ya. Evet. Çıkmadı bayağı. Hatta pazar günü öyle bir maçı bulmuştu benim. Pazar bizim turnuvamızda öğrencilerimizden Tuna Bilen öyle oynamıştı benim. Tuna mat edememişti ama rauf etti. Aynen. G4 H4 sürdü direkt ama o maçta belki şey yapılabilirdi. G5'i bence piyonla almak yerine atla almak daha iyiydi. G5'i. Rauf'un oyundu. Onun haşkı. Ya haşkı kırmalı orada. Haş attı açılıyor. Ben haş attığını tutamıyorum. Ha, ben bir şekilde at G6 fikrini buldum. Orada ama benim A5 A4'e B'am yanlıştı. Çünkü kale 4. yataydan girdi oyuna. Ve A5 piyonu zayıf kaldı. A5 A4 koymasaydım direkt vezir F5 oynasaydım belki tutabilirdim o konumu. Evet. Yüksek ihtimalle. Yok kale A4'te çok aktif oldu. Benim A5 piyonum zayıf oldu. Belki ben de almamak lazım. C3'ü almak istiyordum orada. Ama file 6 vardı vezir C3'e. Diye hatırlıyorum. Belki de A5, A4'ü almamak lazım ama A5'i direkt oynamak daha iyi herhalde. Bence vezir A5 yanlı değil yani. Vezir A5 yani biz bu varyantı AT3, AT3 varyantında çok önceden Rauf'la beraber hatta kampta bakmıştık beyazla. Ondan sonra Rauf Igor Henkin'i yendi beyazla bu varyantta. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Türkiye'de Antalya'da takımlar dünya şampiyonası olmuştu. 2010 muydu? Ya da 11'di. Öyle bir şeydi. Yaklaşık 8-9 sene önce.
Rauf orada Valiant'ta beyazda yenmişti. Şey. O Vezir D5 oynamıştı. Vezir D5, Vezir F4, Vezir F5, Vezir E3, Vezir E6, B3. O konumda yenmişti. Bence o konum iyi beyaz. Hatta şu an herhalde Karakon'a karşı beyazla önerebilinen varyantlardan herhalde en iyisi Akçı 3 3. Hatta son dünya şampiyonasında, Yıldırım dünya şampiyonasında, Yıldırım'dı ya da Rapid dünya şampiyonasında, şu an adaylar turnuvası bildiğiniz gibi yarım kaldı ama adaylar turnuvasının liderlerinden biri Maxim Başarlıgrep, Azerbaycan Satrancı'nın uzun senedir lideri olan Şahriyar Mamidiyarov'u çok güzel yenmişti o varyantta. Şahriyar da Siyah'la Karakan oynayan elit oyuncular arasında nadir oyunculardan birisi. Genelde Anand oynuyor ve Şahriyar oynuyor Siyah'la Karakan'ı. Şu anki elit oyunculardan. Eskiden tabii ki Direev, Barev, özellikle Halifman, dünya şampiyonu, ex dünya şampiyonu Alexander Halifman çok iyi oynuyordu bu varyantı. Karpov tabii ki. Şimdi herhalde Şahriyar son zamanlarda varyant oynuyor. Muhtemelen onun yardımcılarından biri, söylediğim kişilerden herhangi birisidir diye düşünüyorum. O yüzden geçmiş. Başka enteresan maç oldu mu? Bir bakayım. Benim Azer Müziği'yle beyaz oynadığım maçıydı bence. O atın filden üstünlüğü çok konumsaldı o maç. İki kez aleyhin oynadılar bana. Bizim son baktığımız maça da bakabiliriz. Vasif Durar Bayram. Son maçı çok kötü oynadım ben. Son maçı tamamen kazanç konumuydu. Orada internetim bir ara gitti benim. O yüzden sıkıntı oldu. Bizim son baktığımız maç 3. turdu herhalde. Ya da 2. Evet, bizim olur. Son baktığımız maç güzeldi. Ona da bakalım. Bugün ben biraz varyantları tekrarladım da tek bakmadım aleyhin de herkes de aleyhin oynadı benim. Bu standart zaten. C'de daha çok oynanıyor E'de'ye göre. Açılışta. H3. Burada beyazın olan üstünlüğü var ve merkezi var. Siyahın B6'daki at özellikle işsiz durumda. Yani D5 genelde D5 oynuyorlar. C5'e atı C8'den E7'den F5'e getirmeyi düşünüyorlar. Ama bence burada fil D3'ten sonra ben konumu beğeniyordum. A4'ü ben özellikle oynadım. Çünkü A4 A5 fikri at C6'dan gittikten sonra bana faydalı bu piyonların böyle olması. Çünkü ben B5 karesini kullanabiliyorum. O B4 karesini kullanamıyor. Ve özellikle filim açılıyor E3'ten. Her zaman fil B6 fikirleri var. Bence o konum çok iyiydi beyaza. At C5, fil C5. Burada at filden üstün. Çünkü beyazın neredeyse tüm piyonları beyaz karede. At E4'ü uydu o herhalde. Çünkü at E4'ten sonra piyon düşüyordu. Çünkü koruyamıyordu. At falan istiyordum. At C5 istiyordum. Burasına bence beyaz karelerden fena oynamadım diye düşünüyorum. En beğendiğim maçlardan biri buydu herhalde. Evet, gerçekten. H5 o standart. F5 karesi zayıflıyor. At E1. Şimdi at C2'ye 3'den F5'e gidiyor. At H2'den G4'e niye gitmedi? Aynen o fikir bence biraz o daha da benim aklıma direkt o geldi. Benim amacım F5'e girmekti. Açıkçası çok fazla şey yok. Farkı yok. Ama muhtemelen zaten o at iyi olduğu için G4 yerine F5'e gitmek. Ben bir ara kaleyi B7'ye koyduğumda Vezir F5, Vezir G6 istiyordum. Gördün mü? Burada Vezir F5 istiyorum. Vezir F5 iyi bu. Oynamasa Vezir F5, Vezir G6 vardı. Vezir D3'ten. Ya böyle B6 düştükten sonra hiçbir şans yok. Siyahın fili hiçbir işe yaramıyor. At D3, evet. F5'e gidiyor. Sonra Şah H7, Vezir D5. Şah G8 tek hamle. Ona da Vezir D8. H5 hamlesi özellikle Şah'ın da çok güzel. Olmayacağım. Olmuyor. Vezir D8, Şah H7, Vezir F8 direkt mat olmuyor. Yani F7 gittikten sonra bitti zaten. O taş aldı. Vezir F7 sonra değişiyorum. 50 tane piyonusun. Direkt şey yok muydu ama taş altı vezir F7? Taş altı, ha vezir F7'ye taş altı alamıyordu. At G6 mat oluyordu. Doğru. Ben de onu söylüyorum. Ben onu görmedim, pardon. Fil G7 oynaması lazım. Vezir burada istersek at 5'e değişiriz yani.
oynasa oynasın zaten kazanır. 8 hamlede mat veriyor ama 30 saniyede 20 saniyede görmek. ATF 5 daha pratik tabii ki. ATF 5 ATF 5 6 daha pratik. H6'ya geliyor. Vezir G6 yerine at F5 bence daha mantıklı. Bence de vezir G6 yerine at F5. At F5 değiştim hepsini. Tamam. Piyon oyun sonunda 4 tane piyon üstünüm yani. Evet. Şah F3 kazanç. Ya bakmaya bile geliyor. C5 CH piyonları. Kesinlikle tamam. Tutamıyorum zaten. Ya beyazın BFG piyonlarını kaldırsam bile kazanç. Ya bunun analizlik bir yanı yok herhalde. Aynen. Bu arada bir ara son baktığımız maça bakabiliriz. Bulgar'la en son da o maça bakalım isterseniz. 9-10 geçe. Bu maç ilginç. Aslında bence Nasif Durabay da bunu çok güzel oynuyor. Kazandı mı? Kazandı. Kazandı diye. Ben Vasıf'la Siyah'la oynadığım maçta E4, E6, Oto, D5 oynadım. O da Vezir'e ilk oynadı. Evet. Kötü kaldım orada direkt. O maç açılıştan çok kötü kaldım. Burada hızlı D5 oynadı. Teori bu zaten. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bizim genel ülke şampiyonalarından birinde Bulgar yenmişti bu variantta Vasıf Siyah'la. Ya 26 şampiyona mıydı ya genel şampiyonaydı. Bulgar'ın şampiyon olduğu da neydi galiba? Yoksa bıraktım. Yoksa bırakmış galiba. Avantajı oynuyor bence Beyaz. Ama bilmiyorum yani. Bir tane daha bırakacak biraz sonra. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Bırakmıyorum yani. Ha, burada avantaj var mı ya? Burada H4, H5, H6 oynuyor. H4, H5 geliyor yani bilmiyorum. Biz at D4'e kare D4 çıkmıştık. Biz kare D4 düşmüştük ama bir şey olmuyor. Almıyor. Burada kare D4 düşmüştük almayınca bir şey olmuyor. Kale D4'de kendisi H6 oynayabilir herhalde. Sen flash 6 alamıyorsun artık fil D4 var. Evet. Burada siyahın H6 oynaması gerekmiyor muydu? Ben kaleci ilk almazdım. B4 boş. Pardon, B4 boşta. Ama B4 yine de siyah yani bu, evet. Bu biraz riskli çünkü. H6 G6 her zaman 8. yatay sıkıntı oluyor bence. Siyah kanadındaki siyah kareler özellikle yok. F5 oynamaya mecbur kalıyorsan demek ki doğru oynamadın. Zaten adam B4'ü aldı. C2 piyonu kime lazım? Ya 22. hamlede D piyon D7'de de bir sıkıntı vardır. Ege Tuna vezir F4 yerine vezir G5 söylemişti. O da bayağı iyiydi. Vezir B8. Evet tabii. Vezir B. Ben kale F2 dedim ama olmuyormuş. Vezir E7 kale D6'la öyle saçma bir varyant varmış. Kale B2'ye vezir F6'dan sonra mat olmuyor mu? Ha, yok kale F2. F2. Vezir E7 var. Bunu yayında görmedik. Kale D6. Vezir E7, kale D6, vezir A5, şah F2, vezir A5 oynamak zorunda kalıyoruz. Veriyor. Burası kayıp. Ya ben onu B8 varmış herhalde basitçe. Tutmak için. Vezir F4 daha mantıklı çünkü B4 da alıyor. Evet evet. Yani dördüncü yatayda olmak lazım bence. Vezir G5 oynaması gerekiyor. Herhalde D4'de tutsun diye. Evet, D4'de tutsun, arkaya girmesin diye yüksek. Muhtemelen. Vezir D4'de tamamen kayıp artık. Vezir D4'de uymuştur. Çünkü vezir D4 direkt bitiyor. B8 alamıyor. Vezir G7, vezir G8, vezir alıyor arkada. Kale C8 dönüyor. G8 güzelmiş. Tamam ama saniyelerde böyle şeyler biz karşısında değil. Ama sonrasında bence gayet güzel oynadı. Şimdi mat etmekte biraz sıkıntılar yaşıyor ama olsun. Bence son fikri güzel buldu. Aynen öyle değil. Vezir ki açmazdan çıkıyor kadar istiyor. Sonra da kalerşi yedi. Böyle mi? Kalerinde kaldı. Evet, kalerinde kaldı, kazandı. Vezir G2 çok iyiydi aynı. Ben burada acaba patma buldu diye oynuyor diye düşünüyorum. Ya G'de ve A'dan maalesef piyonlar var.
Yine yapıyorsun kubbeliği. Yusuf kimin daha fazla puan aldığını söyledik mi biz? Hayır söylemedim. Şimdi puanlar şeyden sonra bir kısa bir süreden sonra yayınlanacak. testresults.com sitesinde hem Türkiye sayfasında hem Azerbaycan'ın sayfasında yayınlanacak puan boş durumları. Tamam da biz baktık. Live olarak yayınlamayı tabii ki isterdik ama bazı teknik sorunlardan dolayı yapamadık. Ama şimdi biraz sonra ben yapacağım hepsini. Bize bir saat. Söyle. Biz yaptık hocam. Muhtemelen Azeri puan takımı yendi. Hocam bir maç olmadı mı? 2 puan farkla yendi. 2 puan. 37-37. Bu kadar yaklaşmışız ha. Ya tabii ki onlar yani 1 şey puan olarak eksik saydık bu arada biz. Hangi takımı? Ay, yarım puan eksik. Ya orada bir Rauf'la Nermin'in maçı yarım kaldı. O maç yeniden yapıldı. Rauf kazandı o maçı. Bir maç o zaman kalmış olabilir çünkü biz 71 puan saydık, 72 puan olması gerekiyor toplamda. Tamam o zaman ama yani şöyle. Yanlış. Birinde çok 38-34 oluyor. 4 puan yine biz iyi dayanmışız. Çünkü öteki takımda 2 tane profesyonel seviyede şu an aktif oyuncu var. 2600'leri oyuncu var. Biri milli takım oyuncusu, diğeri milli takım adayı. Bizim takımdaysa olan tamam okey biz de gemeyiz ama bizim takımda olanların hepsi şu an Türkiye'de yaşayan gemelerin hepsi antrenörlük yapıyorlar ve pratik oyundan, aktif oyunculuktan bayağı bir uzaklar. Yani neredeyse ligden lige oynuyoruz. Bence Türkiye için başarılı. Bizim. Var onlar pratik açıdan bizden daha güçlüydüler tabii ki. Biz... Aynen ve Sayın Büyükelçimizin daha fazla puan alacağını bekliyorduk. Biraz onun oyunu aşırı derecede agresif oynamayı seven bir oyuncu. London'da erken ateş falan oynadı bir maçta. Türkiye takımında en yüksek puan alan şey Cemil Agamali. Cemil Agamali'ye puan almış. Rauf'la aynı puan yapmış. Yok ama Nermin ablayla maç olunca hocam Rauf Mamedov genelde 12'de 10'la birinci. Tamam. 12 yani 9'da 9 puanla Cemil Agamaliyev ikinci. Siz de üçüncüsünüz genelde 8 puan. Ben son maçı kaybettim. Son maçı kazansam ben de 9 olacaktım. Aynen. Bir maç kaybettim ben. Rauf'la bir maç Vasuf'a bir maç Rauf'a kaybettim. İki tane beraberim vardı. Diğerleri hepsi kazançtı. Aynen. Sizde ilk 5'e aslında 3 oyuncu girdi. Bayağı iyiydi. Evet. 4. Vasuf Turar Baylı. 5. kim bilmiyorum. 5. de 7.5 puan Vugar. Vasuf. Güzel turnuvaydı. Bence ben zevk aldım. Evet, bu karantina günlerinde özellikle bir daha emeği geçen herkese teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim yayınlarınız için. Takip ediyoruz. Yani oyuncularınız adından da size teşekkür ediyorum. Onlar da takip ediyorlar sizin kanalınızı. Ve maalesef Rauf katılmalıydı aslında ama söylediğim gibi biraz teknik sorunlar yüzünden katılamadı maalesef ama ilerideki yayınlarınızda inşallah bu turnuvamız düzenli olacak ve yani olursa tabii ki her zaman aynı oyuncular olmayacak, farklı farklı oyuncular olacak ama yine söylediğim gibi Azerbaycan'ın en iyi satranççılarının, GM'lerin, IM'lerin, en ünlü oyuncuların oynamasını sağlayacağız. Ve inşallah ilerideki yayınlarınızda sadece ben değil diğer oyuncularımız da katılır. Ve güzel olur. Kahriyar'da oynar mı? O çok zor. Olabilir. Şimdi bir şey demek istemiyorum. Bakarız yani duruma göre. Başka bir bomba bir fikrimiz var. Eğer o olursa ilk sizin haberiniz olacak. Bunu söz veriyorum. Burada sunmaya hazırız açıkçası. Tamam. Teşekkür ederim hepinize zamanınızı ayırdığınız için. İnşallah evet. Olduğunda yine haberleşeceğiz.
kanalla beraber. Yakın zamanlarda benim de biraz zamanım olduğunda simultane yapmayı planlıyoruz. Buradan seyircilerinize de sesleniyorum. Sadece benle değil, diğer gemileri de davet edeceğiz kanalımıza. Kanalımıza daha doğrusu. Bakalım yani. İnşallah kısmet hayırlısı. Umarız daha iyi yerlere geliriz. Yayınımıza da konuk geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar hepinize. Teşekkürler. Evet. Çıkışı yap istersen önce. Başla. Yayından sonra Almanya Ligi'nde oynayacağız. Onu da yayınını Doruk yapacak. Onu daha izlemeyi unutmayın. Bu arada bizi Instagram'dan satancadar.yt'den takip edebilirsiniz. Leeches'ten de Famous Strateji. Oralardan da bizi takip edip haberdar olabilirsiniz böyle etkinliklerden. Bugünlük bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir şeyler öğrendiyseniz tabii. Yani siz de bir şey diyecekseniz. Ben diyeceğim bir şey yok. Abone olmayanlar. Dileği bekleyelim. O zaman kendinize iyi bakın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere.